Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bir Başarı Hikayesi programında daha Kayseri Lisesi'nden sizlere sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz Yusuf Özmerdivenli. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz hocam. Allah sağ olun. Allah iyilikse. Evet hocam, 27 yıl devlet okullarında idarecilik ve öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldunuz. Fakat eğitim hizmetlerinden ayrılmayıp 20 yıl daha özel sektörde dershane müdürlüğü ve özel lise müdürlükleri yaparak her kademede yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirerek 47 yıllık bir eğitim hayatınız var. Evet, önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii. Öncelikle saygıdeğer Kayseri Lisesi mensupları, mezunları, bizi izleyen sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar, mutlu günler diliyorum. Hüseyin Bey en zor sorulardan birini sordu. Malum insanın kendisini anlatması en zor sorulardan biridir. Ama mutat, alışılagelmiş bir soru olduğu için ben kısaca kendimi tanıtmaya çalışayım. İsmim Yusuf Özmerdivenli. İncesu 1944 doğumluyum. Ortaokulu İncesu'da, liseyi Kayseri Lisesi'nde okudum. Kayseri Lisesi'nin 1966-67 mezunuyum. Buradan mezun olmanın şeref ve onurunu taşıyorum. Üniversiteyi Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, o zamanlarda eğitim enstitüsü deniyordu, eğitim fakültesinde bitirdim. Tabii üniversiteyi bitirince malum o zamanlar kura çekiliyordu ve ben eş durumundan, eşim Argıncık Selçuk İlkokulu'nda öğretmen olduğundan eş durumundan faydalanarak Kayseri Argıncık Lisesi'ne tayinim çıktı. 3 yıl orada müdür yardımcısı, müdür baş yardımcılığı görevlerinde bulundum. Malum her Türk gencinin asli görevlerinden birini daha yerine getirmek üzere oradan askerlik görevimi yapmak üzere ayrıldım. Askerliğimi yedek subay olarak, o zamanlar şimdiki gençlerin beklediği gibi biz de kısalacak falan diye bekledik ama kısalmadı. 18 ay yedek subay olarak İstanbul Tarihi Selimiye Kışlası'nda yaptım. Evliyim, 3 tane çocuğum var, 2 kızım, 1 oğlum. Onlara zamanında söylediğim şuydu: kızım, oğlum, benim ismimden, onurumdan, şerefimden başka size bırakacak bir mirasım yok. Ya okuyacaksınız, ya okuyacaksınız demiştim. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Onlar da bizi üzmedi, okudular. Büyük kızım avukat oldu, eşi savcı. Orta numara kızım İngilizce öğretmeni. 3 numara oğlum da mimar oldu. Allah herkese nasip etsin. Kendi başlarını kurtardılar. Ve böylece bir dönemi tamamlamış olduk. Evet hocam, bu Konya Selçuk'ta parasız yatılı olarak kazandınız. Üniversite yıllarınızda bununla ilgili mesela anlatmak istediğiniz bir anınız muhakkak ki vardır. Tabii Konya malum Kayseri'ye benzer. Dolayısıyla orada üniversite yıllarımız geçti. Ancak bizim zamanımızda nokta atış yoktu. Hı hı. Bizim zamanımızda nokta atış yoktu. Yani şimdiki öğrenci diyelim Siyasal Bilgileri Fakültesini, diyelim Ziraat Fakültesini tercih ediyor. Onları bizim zamanımızda böyle olmuyordu. Yine tercih yapılıyor ama kendi arasında gruplanıyordu. Mesela evet. Ziraatı tercih eden kaç kişi var Türkiye'de? 500 kişi. O 500 kişinin içinden kayıtlar yapılıyordu. Ben ayrıca bu eğitim fakültesinin öğretmenin o zaman ihtiyaç olduğundan çok da kıymetliydi öğretmenlik. Hı hı. Dolayısıyla ayrı bir sınav yapılıyor, ayrı bir mülakat yapılıyordu. Ben aldığım puana göre siyasala girebiliyordum mesela. Erzurum Ziraat'a girebiliyordum. Niye? Gece saat 20.45'te, şimdiki gibi böyle bilgisayar falan yok, 20.45'te
ajans dediğimiz bir radyoda ajanslar oldu. Onu dinlerdik. Mesela Siyasal Bilgiler Fakültesi diyelim 400 puanla kayıt yaptı. 25 kişi açık var. Hı hı. İşte B Fakültesi şu kadar puanla. Puanımıza bakardık, tamam benim puanım tutuyor, atlar gider, orada kaydımızı yaptırırdık. Ben eğitim fakültesini de yatılı olarak kazanınca bir yazı geldi. Sayın Yusuf Özmerdiven'in Konya Selçuk Üniversitesi eğitim fakültesini kazandınız falan günü mülakata gelin diye. Tabii gittik mülakata, alacaklar 50 kişi, 500 kişiyi davet etmişler. Bir gün bekledik, iki gün bekledik. Tabii balonlar uçuyor. Torpilliler belli olmuş vesaire gibi. Ben sonuna kadar bekleyeceğim dedim. Ve bekledik. Dördüncü gündü galiba sıra geldi. Ama biz bu arada heyecandan titriyoruz. Adeta dizlerimiz titriyor. Zor mu soracaklar, kolay mı soracaklar diye bekliyoruz. İçeri girdim, komisyon toplanmış, oradaki öğretim üyelerinden birisi kapıdan girince dosyaya baktı, Yusuf Özmerdiven'i, Kayseri Lisesi mezunu, Kayserili. Yusuf dedi, Kayseriler anasını boyar babasına satarmış, doğru mu dedi. Biz ne bekliyorduk, ne gibi soru soruldu. Hiç bozuntuya vermedim, hocam dedim, her muhitin kendine göre bir takım böyle fıkraları vardır. Mesela Karadenizlilerin temel fıkrası, Fadime fıkrası gibi. Kayseri'ye de böyle bir şey yakıştırmışlar dedim. Buna benzer sorular soruldu. Eften püften sorular çık dediler. Çıktım. Sonuçlar ilan edildi. 50 kişinin içindeyim. Kazanmışım. Kaydımı yaptırdım. Okul, üniversite açıldığında o bana soruyu soran hoca bizim dersimize gelmeye başladı. Tabii ilk zamanda olmaz da zaman ilerleyince hocalarla diyalog artıyor. Ben o arada Sayın Hocam dedim, biz mülakata girerken heyecandan titriyorduk, acaba zor mu soracaklar, kolay mı? Siz Kayseriler anasını boyar babasına satarmış diye eften püften bir sorular sordunuz deyince şöyle baktı bana, Yusuf yanlış düşünüyorsun dedi. Biz sizi buraya bilginizi ölçmek için davet etmedik. Devlet bilginizi ölçmüş, kazanmışsınız. Biz bu gençler yarın öğretmen olacak. Vatanın çeşitli köşelerinde okullara atanacaklar. Orada toplum karşısındaki konuşması nasıl, kılık kıyafeti nasıl, hepsinden önemlisi sabrı nasıl? Öğretmen Eyüp kadar sabırlı olması lazım dedi. Girdiniz, bir öğrenci orada yaramazlık yaptı, hemen gençliğin verdiği güçle, evet, sille tokat ona girecek misiniz, sabırlı mısınız? Ve dikkat ettiysen arkadaşların çoğu mülakata geliyor, yaka paça açık, sakal bıyık birbirine karışmış. Öyle huzura giriyor. Biz onlara baktık, bu yarın öğrencisinin karşısına da böyle saygısız davranır, bu kıyafetle girer diye karar verdik dedi. Sen oysa esasen öğretmen gibi kravatlı, ceketli sınava girdin dedi. Ve orada hocam olur mu böyle şey, adam anasını boyar babası satar mı diye bir tepki vermiş parlasaydın, tepki verseydin işte bir çizgi attıydık dedi. Sen orada gayet makul cevaplar verdin dedi. Biz orada mülakatta bunları ölçmeye çalıştık dedi. Gerçekten bu hocamın bu dediği kriterleri ben meslek hayatımda da çok gördüm ve faydasını da karşılamış oldum. Evet. Evet hocam. Bu arada bir ekleme daha yapayım. Tabii. Oranın hatıraları çoktur. Bizim zamanımızda 3 öğretmen olurdu. Yani FKB derdi buna. Hı hı. Niye? Diyelim A Lisesi'ne atandınız. Orada fizik öğretmenine fazla ihtiyaç yoksa kimya öğretmeni olabiliyorduk, biyoloji, hı hı, öğretmeni olabiliyorduk. Öyle bir özelliğimiz vardı. Ayrıca 2 saat fenci olmamıza rağmen, fizikçi olmamıza rağmen 2 saat kompozisyon dersi vardı mecburi. Niye? Öğretmen güzel konuşacak, güzel yazacak ve bütün bunları
orada ölçmek için kompozisyon dersi mecburiydi. Derse girdik, öğretim üyesi geliyor, anlatıyor. Yazılı yapıldı. Yazılıda ben 100 almışım. Bir durakladı, 100 üzerinden 100 durakladı. Şimdi ödev olsa başkasına yaptırdı, geldi diyecektir. Ama burada kendi huzurunda bizzat yaptığı yazılı olduğu evet. için bir şey diyemedi. Tebrik ederim Yusuf dedi, 100 dedi. İkinci yazılıda öyle 100 gelince dayanamadı. Yusuf sen böyle güzel kompozisyon yazmayı neye borçlusun dedi. Hocam ben çok kitap okurum. Kitaplığımda kitaplarım, şu kadar kitabım var. Kitap okurum dedim. O arada hemen aklına geldi, ben de zaten ödev verecektim. O arada sordu, üniversite birinci sınıfa gelmişsiniz, kaç kitap okudunuz? Kimisi hiç kitap okumadığını söyledi. Kimisi bir kitap, iki kitap, en çok kitap okuyan benim. Dolayısıyla hemen tebeşir elini aldı, ben de zaten ödev verecektim dedi. Tahtayı böldü, bir bölümüne Türk yazarların isimlerinden, Reşat Nuri Güntekin, işte Halide Edip adı var, Faruk Nabi Şangül gibi yazarların ismini yazdı. İkinci bölüme yabancı yazarlardan Tolstoy, Henry Balzac evet. vesaire gibi yabancı yazarların isimlerini yazdı. Her arkadaş bu yazarlardan her öğrenci birer tane kitap okuyacak, bir yerli bir yabancı. Özetini çıkaracaksınız, ödev notu vereceğim dedi. Ödevini verdi. Dışarı çıkınca arkadaşlar başıma üş üstü, aman Yusuf okuduğun kitaplardan bize özetini söyle, yazalım. Yok dedim, size o kötülüğü yapmam. Hocanın burada sizin özetinize ihtiyacı yok. O size kitap okumak mecburiyeti getirmek için böyle bir ödev verdi. Siz kitabı okuyun, özetini çıkarmada ben size yardımcı olurum demiştim. Böyle bir anımız da var. Evet hocam. Evet hocam, öğrencilik yıllarınızdan başlayarak bir ömür boyu, yani bir ömürü Kayseri Lisesi çatısı altında geçirdiniz. Mutlaka ki iyi kötü öğrencilik yıllarınızdan tutun da eğitmenlik ve idarecilik döneminize ve daha sonrasındaki çabalarınızla birlikte Kayseri Lisesi'nde anılarınız çoktur. Bununla ilgili işte anılarınızı dinleyelim sizden isterseniz. Kayseri Lisesi'nin herkese nasip olmayan bir... Nur'a koşan gençleri değil mi hocam? Evet, Kayseri Lisesi'nin Nur'a koşan gençleri. Öğrenciliğimi de sayarsanız, öğrenciliğimle birlikte ömrümün çeyrek asrı bu çatı altında geçti. Evet. Dolayısıyla ben tayinim buraya çıktığında Kayseri'ye, daha doğrusu Argıncık Lisesi'nden askere gittim ya. Evet. Askerliği orada 18 ay yaptık. Döndüğümde yine atamalar da böyle nokta atış olmazdı şimdiki hı-hı. gibi. Milli Eğitim'in il emrine gelir tayinler öğretmenin. Oradan hangi okulda ihtiyaç var, hangi okula gidilecek, ona göre Milli Eğitim tayini gerçekleştirirdi. Benim tayinim, askerlik dönüşü yine eş durumundan Kayseri'ye geldi. Kayseri İl Milli Eğitim İl Emri'ne. Milli Eğitim'den dediler, o sırada Argıncık Lisesi'nin müdürlüğü boşalmıştı. Argıncık Lisesi'ne müdür olarak vereceğiz dediler. Dedim, ben müdürlük istemiyorum. Bana öğretmenlik olsun ama merkezden olsun. Niye? Eşim orada Selçuk İlkokulu'nda öğretmen. Ben tutar Argıncık Lisesi'nin müdürlüğüne başlarsam, Argıncık şimdiki gibi böyle Kayseri'nin mahallesi değil, evet. kasaba statüsündeydi. Hı hı. Eşimin merkeze tayin yolunu eş durumundan kapatmış olacağım. Onun için ben merkezden istiyorum. Öğretmenlik deyince Milli Eğitim'in teveccühü sağ olsunlar, biz senin idarecilik vasfından faydalanmak istiyoruz. Ticaret merkezde Ticaret Lisesi'nin müdürlüğü açık. Feyzi Çakmak Lisesi'nin müdür baş yardımcılığı, Kayseri Lisesi'nde müdür yardımcılığı açık. Bunları da kabul etmiyorsan bekle gör dediler. Bekle görün anlamı kötü. İsterse Sarız Lisesi'ne de verebilir. Evet. Ben Kayseri Lisesi kendi mezun olduğum okul dedim.
ve Kayseri Lisesi'nde göreve başladım, askerlik dönüşü. Tabii anılar deyince her biri ayrı kitap olur oradaki şeylerden. Hangi birini bahsedeyim? Kısaca birkaçını sizlerle, dinleyicilerimizle paylaşmış olayım. Bizim zamanımızda, öğrenciliğimizde cumartesi öğleye kadar da ders yapılırdı. Hı hı. Öğleden sonra tatil oldu. Kayseri Lisesi'nin Nura Hoca'nın gençleri marşını söyleyerek tatile girerdik. Cumartesi ayrılırken sınıf arkadaşlarımızdan 3-4 kişi ya yarın dediler pazar nasıl olsa tatil. Meydanda buluşalım da orada biraz gezeriz, tozarız, sohbet ederiz. Nereyi gezeceksin? Şimdiki gibi öyle Kayseri'nin alışveriş merkezleri, şunları, bunları, formu bilmem Kayseri Parkı yok. Evet. Meydanda buluştuk, kalenin etrafını dolaştık, şöyle bir gezdik. O Mimar Sinan Parkı'nda oturduk. Sohbet ediyoruz. Arkadaşlardan biri, kulaklar çınlasın Şemsi diyen, ya arkadaşlar dedi, babam postanede çalışıyor biliyorsunuz. Bugün nöbetçi, güzel çay yaparlar. İsterseniz postaneye gidelim, babamın bir çayını içelim dedi. Tabii dedik, vardık orada sağ olsun. Ağzında bulunsun, şimdiye çoktan rahmetli olmuştur. Allah'ım. Güzel çay içtik. Tabii kendi postanede çalışıyor olunca, bizim evde Kayseri Lisesi'nin arkasında, 14 kartlı yurdun ilerisindeydi. Hı hı. Evimizde telefon yok. Ev telefonu o zamanlar herkeste bulunmuyor. Evet. Postanede çalışıyor olunca, amca dedim, evlere telefon nasıl bağlanıyor dedim. Evlere telefon yeğenim dedi. Matbu bir dilekçesi var dedi. Onu gelir yarın. Bugün de ben de olsa verirdim. Yarın gel o mektup attığın yerden dedi. Ali Bey'den al, doldur, veline imzalat, getir, sıraya girersiniz dedi. Tabii okuldan çıkınca geldim, dilekçeyi aldım, doldurdum. Velime imzalattım, verdim, para pul istemediler. Bir numara verdi, şu sıra numaranız dedi. Abi ne zaman gelir sıra dedim, eve telefon bağlanması, 15-16 yıl sonra gelir dedi. Düşünün, ev telefonu evet. 15-16 yıl beklemek suretiyle sıra geliyordu. Nihayet dilekçeyi verdikten sonra baktım, sadece bizimkinin olması evde telefon yeterli değil. İşte diğer akrabalara da aldım, götürdüm, imzalattım, sıraya verdik. 15 yıl sonra sarı zarf geldi, telefon bağlanacak, adresinizde değişiklik var mı bildiriniz diye. Ve telefonlar böyleydi. Şimdiki gençler o yönden şanslılar. Evet. Bu arada kitap, kendi kitaplığımda kitaplarım olmasına rağmen kütüphaneden de kitap alırdım. Hatta biz o zaman şimdiki şeyin orada evin karşısındaydı İlhal Kütüphanesi. Hı hı. Oraya pazar günleri sıraya girerdik. Ödev yapmak için kütüphaneden ansiklopedi alacağız, kitap alacağız. Sabahın 8'inde varırız, 9'a kadar sırada oluruz. Evet. 50 kişi alınacaksa oradaki görevli tamam dedi, doldu, yer kalmadı der, bizi eve gönderirdi. O arada ödünç kitap da alınabiliyordu. Karteks'i inceledim, Karteks'leri baktım. Okulda Başarının Sırları diye bir kitap ismi dikkatimi çekti. Bu herhalde bize hitap ediyor dedim. Kitabı kayıtlıyım zaten, kartımı verdim, aldım, eve götürdüm, okudum ki bir öğrencinin öyle roman, hikaye okur gibi hemen okuyup geçmesi gereken kitap değil, öğrencinin adeta baş ucu kitabı olması gereken bir kitap. Kitapçıları o zaman şimdiki gibi yok. 4-5 tane kitapçı var, gezdim kitapçıları. O kitap yok dediler, çok eski bir kitap, bizde yok. Birisi beni tanıyordu, Yusuf dedi. O burada bulunmaz, İstanbul'da sahaflarda bulunur dedi. Ben sana adresini vereyim, oraya yaz dedi. Hı hı. Varsa gönderirler dedi. Yazdım, içerisine de posta pulu koydum. Cevap geldi oradan. Sayın okuyucumuz, o kitap şu anda elimizde yok. İleride olursa biz adresiniz bizde mahfuz, size göndeririz dediler. Hala gönderecekler gerçeği de. Evet. Ben
o arada ciltli bir defter aldım. O deftere kitabı iktibas etmeye başladım. Noktasına, virgülüne kadar aynısını yazıyorum. Ama koca kitabı yazıyoruz. 15 gün süre veriliyordu. Bitti, vardım bir daha uzatma yaptım. İkinci uzatma, artık üçüncüye yüzüm kalmadı. Oradaki memura dedim ki, abi ben bu kitabı böyle böyle iktibas ediyorum dedim. Az bir yerim kaldı, biraz daha uzatabilir miyiz? Şöyle bir durdu. Yusuf, aferin sana dedi. Ya sen dedi bunu kaybettim abi desen, gelseydi biz senden geçmiş gün 2-3 lira bir para alacaktık değerini. Onu kayıttan düşecek dedi. Sen öyle bir yolu tercih etmemişsin, kitabı iktibas etmeye başlamışsın dedi. Sana açık çek, öyle uzatmaya gelme. Bitinceye kadar kitap sende kalsın, yazıp bittiği zaman getir bize teslim et dedi. Öylece o kitabı iktibas ettim ve kitaplığımın baş köşesinde durur şimdi. Şimdiki gençler bu yönden şanslı. Niye? Öyle bir şey olsa hemen fotokopiye götürüyor. 5 dakikada Beşiktaş aynı kitabı fotokopiyle çoğaltmış oluyordu. Yine bir başka anımı paylaşmak isterim sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimizle. Filiz isminde bir kızımız, kulakları çınlasın. Lise 2'de fizik derslerine giriyordum. Ama çok hanımefendi, çalışkan, başarılı bir kızcağız. Bir yıl boyunca baktım, hep en yüksek notu alırdı. Başarılı bir öğrenci. O zaman lise 3 yılıydı ya, son sınıfa geçti. Ve kızımız yine benim girdiğim sınıfta, üstelik o sınıfında müdür muaviniyim. Devam ediyor aynı başarısı, çalışması derken, Aralık ayının son haftasıydı. Yoklama fişi getirir defterlerin arasında sınıf başkanı. Bakıyorum bizim Filiz yok. Bir haftadır gelmedi. İkinci hafta o sınıfa dersim vardı. Baktım sırası yine boş. Yoklamamı yaptım, dersimi anlattım. Odama gelince ilk işim onun dosyasını bulmak oldu. Niye? Telefon var mı? O zaman herkesin evinde telefon yok. Evet. Baktım telefonları var. Hemen telefonu açtım. Ben Yusuf Özmerdivenli deyince, aa Yusuf hocam buyurun. Kızım hayır mı şer mi? Evde hasta falan mı var? Bak bir hafta gelmedin. Bu ikinci hafta yine gelmiyorsun. Hasta falan mı var deyince, hocam ben nişanlandım demez mi? Eyvah dedim. Tabii en doğal hakkı. Evet. Nişanlanacak, evlenecek ama son sınıfta Aralık ayı bitmiş. 5 ay sonra diplomasını alması gerekecek. Herhalde dedim bunu ailesi okula göndermeyecek. O zaman dedim annen veya babanla okula gelin de size ilişiğinizi keselim. Boşuna sınıfta yok yazılma dedim. Ertesi günlerde anneyle geldiler ama şey etkisini göstermiş nişan. Takılar takılmış, makyajlar yapılmış. Yenge düğün ne zaman dedim. Düğün yaza hocam dedi. Ya yazın olacak düğün için mübarek, niye okuldan alıyorsunuz kızcağızı dedim. Hiç olmazsa bakın 5 ay sonra diplomasını alacak. Adı lise mezunu olur. Üniversiteye gitse bu büyük başarılar elde eder. Bir kariyer sahibi olur. Doktor, mühendis, avukat, hakim, savcı mutlaka bir şey olur ama niye alıyorsunuz bunu devam etsin deyince hocam kayınvalide öyle istiyor dedi. Gelinim evimin sultanı olacak. Okumasına ne gerek var diyor dedi. Vallahi o cicim ayları çabuk geçer. Yarın bunlar unutulur. Siz çarşıya çıktığınızda getirin ben ona ikna etmeye çalışayım, anlatayım durumu dedim. İnat gelmez ama bir deneyim hocam dedi. Gerçekten de gelmedi. Aradan yıllar geçti. Bizim Filiz çocuğunun elinden tutmuş odama geldi. Aa Filiz kızım hoş geldin dedim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam dedi ya. Eski neşe yok. Durgun, süzgün, üzgün. Gelene niye geldin denmez ama dedim. Hayrola niçin geldin yıllardır gelmeyip de deyince hocam tasdikname almaya geldim dedi. O zaman tasdikname okulu yarım bırakanlara verilen belge, kız çocukları
böyle ehliyet falan alacak, resmi bir işi olursa o zaman tasdikname almaya gelirler. Erkek çocukları da askere giderken evet. Şube istediği için gelirlerdi. Ben tabii öğrencimin iyi şartlarda olmasını dileğim olduğu için hayrola dedim, kayınvalide gelinim evimin sultanı olacak demişti. Bir araba falan hediye etti de ehliyet mi alacağını deyince hocam ne gezer dedi. O gün keşke annemle geldiğimizde iki de tokat vursan da beni sınıfıma gönderseydin hocam dedi. O zaman öyle diyen kayınvalide şimdi 180 derece dönüş yaptı. Bak komşunun gelini ne güzel işine gidiyor, maaşını alıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Sen ise evde hazır yiyip içip yatıyorsun. Hazır yiyici diğerdi beni huzursuz ediyor. İş aramaya çıktım, birkaç yere başvuru yaptım. Lise mezunu olman lazım dediler. Onun için tasdikname alacağım. Kalan derslerimi bitirip verip dışarıdan ve lise diploması alacağım, işe gireceğim hocam dedi. Tabii üzüldüm. Yarının ne getirip götüreceğini bilmiyoruz diye buna göre söylemek lazım. Evet. Onun için kız çocuklarımızı mutlaka okutalım. Onları mutlaka engellemeyelim diye düşünüyorum. Evet hocam. Niyazi Bey var hocam bir de. Anılarınızın anlatayım içerisinde. Mı anılarda? Ben biraz çok şey diyoruz da. Estağfurullah. Şimdi okul dışı, şimdi açık öğretim lisesi diye bir uygulama var biliyorsunuz. O zamanlar açık öğretim lisesi yoktu. Liseyi okuyamamış, falan sillesinden geçmiş, kimi ortaokul mezunu olarak, kimi lise terk olarak devlet dairesine girmiş olan kişiler dışarıdan lise bitirme sınavlarına girerlerdi. Diploma alırlar ve oradan giderler. Ona göre terfisi olur, maaşı yükselirdi vesaire. Dışarıdan lise bitirme olaylarının Mart ayında kaydı yapılır. Senede iki defa gelirler, sınava girerler. Yine işine gücüne devam ederdi. Dışarıdan lise bitirme kayıtlarına da ben bakıyordum. Kayıtlar esnasında bir kimisinin annesi gelir, kiminin babası gelir, kiminin eşi gelir. Kördan kadıncağız gelir. Hocam kızım vergi dairesinde çalışıyor. İşte dışarıdan bitirmelere girecek. İzin alamadı. Ben kaydını yaptırabilir miyim? İlla gelsin de yüzünü görsün diyecek halim yok. Evrakları tamamsa kaydını yapar gönderirdim. 50-55 yaş civarında bir beyefendi girdi, kapımı vuruldu, girdi. Güleç, sempatik de bir arkadaş. Hocam beni öğrenciliğe kabul eder misiniz dedi. İçimden dedim, ne yalan söyleyeyim, ya kızını kaydettirecek ya oğlunu, şaka yapıyor zannettim. Tabii beyefendi dedim, ilmin yaşı yok, niye olmasın ki dedim. Evrakları aldım ki kendi evrakları, ortaokul diploması, fotoğraf, nüfus cüzdanı falan kaydını yaptım. Niyazi Bey dedim, Mayıs ayının sonunda, Haziran'ın ortalarında giriş kulübesine sınav günlerini asarız. Oradan bak, gel sınavlarına gir dedim. Evet. Hocam dedi, ben 25 yıllık devlet memuruyum dedi. Devlet dairesine şimdi geliyorlar lise mezunu olarak dedi. Ben onları yetiştiriyorum, öğretiyorum. İki gün sonra başıma şef oluyorlar, benden fazla maaş alıyorlar. Bu bana çok dokundu dedi. Onun için azmettim, dışarıdan liseleri bitireceğim hocam dedi. Size söz veriyorum, inşallah başarıp lise diplomasını alacağım dedi. Tabii arkadaş, azmin elinden bir şey kurtulmaz dedim. Niyazi Bey dedim, kaydını yaptım ve sınav zamanı Haziran sonunda geldik, girdi. En ön sıraya oturur. Bazıları biliyorsunuz şeylerde en arka sıraya oturur. Koridora sıraları taşıttırdık gözcüden faydalanalım diye. En arka sıraya oturur, köşeye oturur falan, arkadaşlardan fırsat bulursa yardımcı olayım diye, yardım alalım diye. Bunlar, bu Niyazi Bey en başa oturur, tam öğretmenlerin falan gözünün önüne
herhalde kendine güvenden gerektir dedim. Ve sonuçlar belli oldu. Bizim Niyazi Bey 30 dersten giriliyordu ortaokul mezunları o zaman. 30 dersin bir girişte 18'ini birden verdi. Sonuçları öğrenmeye geldi. Niyazi Bey dedim, sende bir cevher var arkadaş. Gerçekten dedim, seviniyor, dışarıya da astık ilan ettik ya 18'ini evet. vermişsin diye. Sen bu gidişle üniversiteyi de bitirebilirsin dedim. Olur mu hocam? Olur tabii dedim. Sen şeyinde Ekim ayında gel, üniversite müracaatlar başladığında ben sana yardımcı olurum. Müracaat et dedim. Neyse geldim, formunu doldurduk, müracaatını yaptı. Ertesi sene kalan derslerini verdi, lise diplomasını aldı. Sevinerek gitti. O arada da 4 yıllık açık öğretim fakültesini kazandı üniversiteden. Ve benim sevinerek gitti, teşekkür etti, gitti. Aradan yıllar geçti. Üniversitede bir işim vardı. Onu hallettim, otobüs durağında bekliyorum. Baktım resmi bir araba zınk otobüs durağında durdu. İçinden bizim Niyazi Bey indi. Ta geriden görmüş beni, tanımış. Yusuf hocam şehre gideceksiniz herhalde. Götürelim dedi. Ya Niyazi Bey zahmet etmedim, ben otobüs gelir. Biliyorum Kayseri Lisesi'nin önünde duracak. Hocam olur mu dedi, ben sizin iyiliğinizi nasıl unuturum dedi. Israr edince bindik, gelinceye kadar sohbet ettik ve hocam benim hayatım değişti dedi. Sizden lise diplomasını aldım, kuruma verdim, intibakım yapıldı, şef oldum dedi, maaşım yükseldi dedi. Aynı şekilde üniversiteyi bitirdim, üniversite diplomasını aldım, götürdüm. Müdür yardımcısı ve müdür oldum. Şimdi kurumdan müdürüm dedi. Devlet altıma böyle makam arabası verdi. Hı hı. Lojman verdi dedi. Lojmana girerken yaşlı başlı teyzeler, amcalar saygı gösteriyorlar. Çocuklarına beni örnek gösterip bak Niyazi Bey bu yaşta üniversiteyi bitirdi dedi. Örnek adam oldum dedi. Ben orada dedi şeyime razı olsam da kalsaydım dedi. Emekli olunca şu kadar emekli ikramiyesi alacaktım ortaokul mezun olarak. Şu kadar maaş bağlanacaktı. Şimdi müdür olarak şu kadar ikramiye alacağım, şu kadar maaş bağlanacak. Hayatım değişti hocam, teşekkür evet. ederim dedi. Böyle bir şeyde başarı hikayesi de yaşamış olduk. Diğer şeylerden bir tanesini daha paylaşayım mı tabii izleyicilerimizle? Eskiden böyle şeyler olur. Memurlar mı hocam? Programla yapılırdı. Yönetmenlik hı hı. gereği açılış töreni yapılır. Evet. Okulların açılışta açılış töreni yaparız. Hı hı. Yönetmenlik gereği de ya eski mezunlardan ya da başarılı üniversiteyi kazanan öğrencilerden birine de konuşma fırsatı verilmesi diye var. Öğrencilere tam böyle rol model olsun gibi. Yeni öğrencilere rol model olsun diye. Evet. Öylelerinden yönetmenlik gereği konuşma yapılırdı. Ben tabii okulun açılış günü törenleri ben idare ediyorum. Derken bir öğrencim kapıdan bir beyefendinin yanına takılmış, bastonlu, fötelli falan bir beyefendi geldi. Hocam dedi, bu amca dedi, buradan mezun olmuş, eski mezunlardanmış. Size gönderdiler, Yusuf Bey bilir bu işleri dediler dedi, size gönderdiler de. Aa tabii abi dedim, hoş geldiniz. Ne mutlu dedim. Ben hatta şimdi törene çıkacağız. Uygun görürseniz, kabul ederseniz programına sizi de alayım. Orada bir de konuşma yapar mısınız dedi. Memnuniyetle hocam dedi. Ve konuşmamın orada açılış töreninde konuşmamdan sonra onu takdim ettim. Orada adamcağız kendisini tanıttı. Ben dedi Kayseri Lisesi'nin eski mezunuyum. Siyasalı bitirdim. Ondan sonra Ankara'da siyasalı bitirdikten sonra ikinci bir üniversiteyi bitirdim ve ateş emniter olarak yurt dışına tayin edildim. Yurt dışında görevler hı-hı. yaptım ve orada İsviçre'de üçüncü üniversiteyi bitirdim ben dedi. Sizler gençler dedi, bunun kıymetini bilin dedi. Ben Talas'ın yukarıda
Tavlusun köyü var dedi. Adını duyarsınız. Evet. Şimdiki adı Aydınlar Köyü dedi. O köyden dedi yürüyerek gelirdim dedi. Bana da sorarlardı dedi. Nereye gidiyorsun diye sorduklarında güneşin doğduğu yere gidiyorum derdim dedi. Yani Kayseri Lisesi'ne gidiyorum. Kayseri Lisesi'nden ilim, irfan öğreneceğiz. Güneş doğacak. O anlamda dedi. Bir de şiir yazdım. Şiirimi de okur musunuz? Okuyabilir miyim dedi. Şiirini okudu. Ben tabii onu aldım. Bu 100. yıl belgeselinde onun mezun olduğu yılda İtaf diye yayınladım. Kamuran Yetiş isimli, Mehmet Kamuran Yetiş isimli amcamız böyle bir eski mezunlarımızdan gençlere örnek olacak bir davranışı da o zaman yapmıştı. Tabii çok şeyleri de hangi birini anlatayım? Her biri bir kitap olur. Evet. Kayıtlara da ben bakardım o zamanlar. Hı hı. Okul kayıtlarına. Kayıt dönemi, bura ana baba günü olur. Milli Eğitim bir sınırlama yapar. Nedir? Kayseri Lisesi çevresindeki ortaokullardan, mesela Kadı Burhanettin Ortaokulu, mesela Elincil Dedeman Ortaokulu gibi şu okulları alacak. Vatandaş tabii Kayseri Lisesi büyük bir okul, köklü bir okul. Çocuğunu Kayseri Lisesi'nde okutmak istiyor. Kayıtlar esnasında belki 50 kişiyi ikna eder, kırmadan, dökmeden gönderdim. Bakın beyefendi, bizim kontenjanımız şu, şu okullar. Siz Aydınlık Evler Ortaokulu'nu bitirdi çocuğum. Bakın diplomaya bakıyorum. Aydınlık Evler Ortaokulu dururken buraya kaydettirmek istiyorsunuz. Kusura bakmayın, böyle böyle onları kırmadan, dökmeden ikna eder, gönderirdim kayıtlarda. Tabii bende mesai mevhumu yok. Hı hı. Saat 5:30 olur, 6 olur, 7 olur. Ben hala Kayseri Lisesi'ndeyim. Odamda çalışıyorum. Saat 6:30 civarında bir beyefendi girdi, köylü bir vatandaş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam dedi, dinlemek zahmetinde bulunur musunuz? Ben dedi, birkaç şeyinizi alacağım dedi. Tabii dedim, buyurun dedim. Ben Sarız'ın bilmem ne köyünden çobanım dedi. Oğlum okusun, benim gibi çoban olmasın diye düşündüm. Ve sordum orada öğretmenlere falan, nereye kaydettireyim, işte Sarız'a götüreyim, şuraya götüreyim. Oğlumda Cevher var, bunu Kayseri Lisesi'ne götür, kaydettir dediler dedi. Geldim yukarı müdür beye çıktım, müdür bey tabii haklı olarak bizim kontenjanımız şu şu okullar beyefendi alamayız dedi. Geri gönderdi. Milli Eğitim'e gittim, onlar da aynı şeyi söyledi. İlçeden, parti başkanından kart aldım, geldim. Yine işe yaramadı. Ama benim niyetim oğlumu Kayseri Lisesi'ne yazdırmak istiyorum dedi. Yine geldim, dolaştım, senin odanın kuyruk o biçim dedi. Ben şu herhalde şu kalabalığın içinde girsem belki de buradan da terslenirim. Bitince geleyim dedim. Gezdim sağda solda, baktım kimse kalmamış. Ben oğlumu buraya kaydettirmek istiyorum dedi. Beyefendi dedim, çok haklısınız. Müdür beyin de söylediği gibi bizim kontenjanımız şu şu okullar. Ama dedim, ben sizin bu azminize, bu isteğinize engel olmak istemiyorum. Şimdi kaydını yapsam çocuğunuzun, ben akşama kadar 50 kişiyi ikna edip gönderiyorum. Hatta onlara diyorum, bakın yabancı bir kayıt varsa kontenjanımız dışında senin çocuğunu da kaydedip deyip kayıt defterini onlara cesaretle gösterebiliyorum dedim. Senin bir tane çocuğunu kaydedersem ben o zaman bu şeyimi kullanamam. Yalan söylemiş olurum dedim. Senin çocuğunu kaydedeceğim. Yalnız 2 Eylül son günü, 2 Eylül'de gel. Yine ben senin çocuğun kaydım. Çünkü bir gün, iki gün önceden zaten kayıtlarda olmuştur diye dışarıya da yazı asılır. Kapanır, o kalabalık biter. Gerçekten dediğim tarihte geldi, çocuğunu kaydettim. Gittiler, çocuk okula devam ediyor. Ben olayı unuttum, gittim. Aradan yıllar geçti. O öğrencimizle babası geldiler. Hocam,
Bizi hatırladı mı diyor. Tabii öğrencimiz dedim. Kayseri Lisesi'nin Nura Hocan Genci. Hatırlama olur mu? Yok dedi, onu hatırlarsınız da beni hatırladınız mı dedi. Böyle böyle olay film şeridi gibi gözümün önüne geldi. O gün dedi, hocam siz de kaydetmeseniz çocuğumu gönderseydiniz dedi. Beni boş gönderseydiniz dedi. Gel oğlum, devlet senin okumanı istemiyor. Benim gibi çoban olacağını diyecektim ve gidip orada çoban olacaktı dedi. Evet. Şimdi oğlum üniversiteyi bitirdi, kaymakam oldu. Maşallah. Ve bizi ziyarete geldiğinde oğlum böyle böyle bir gidelim oradaki bize vesile olan hocanızı bir ziyaret edelim dedim dedi. Onun için geldik dedi. Oturduk, sohbet ettik. Böyle bir şeye de vesile olmuştum. Allah razı olsun. Razı olsun diyoruz. Evet, bir de Vali Bey'le... Bir şey daha bahsedelim madem, anılar bitmez burada. Saat 5 civarı bir telefon geldi, Vali Bey okula geliyor dediler. Hı hı. Ya hayır mı şer mi, bu saat dedik Vali Bey niye geliyor? Hemen kapıda karşıladık, yanında da bir yabancı var. O yabancı, Vali Bey dedi, önce pansiyona gidebilir miyiz dedi. Hı hı. Müdür Bey'e gidelim, tabii tabii buyurun dedik, önlerine düştük, gittik pansiyonun karşı binada. Pansiyonu gezdi, tabii dersler de bittiği için öğrenciler mütalaa salonu, etüt salonunda oturuyorlar, kitap okuyorlar falan derken gezdi. Müdür Bey, bunların televizyonu yok mu dedi. O zaman da televizyon yeni çıktı, her evde televizyon yok. Kahvelerde falan biliyorsunuz, evet. Televizyon oluyor, oraya gidiliyor, orada izleniyor falan. O arada söylenti de çıktı, renkliler de çıkıyormuş piyasaya falan denildi. Ve geldik, müdür beyin odasına oturduk, orada kendini tanıttı. Ben İhsan Dede dedi, Diyarbakır valisiyim dedi. Burada pansiyonda kalarak okudum dedi. Onun için pansiyonda kalanların derdini İyi bilirim dedi. O arkadaşına, Vali Bey'e, Kayseri Valisi arkadaş olduğu için bize bunları anlatıyor. Müdür Bey, renkli bir televizyon alıyorsunuz, faturasını bana gönderiyorsunuz, ben ödüyorum dedi. Ve ilk renkli televizyonu da Kayseri Lisesi mezunu Vali İhsan Dede Bey, daha sonra Konya Valisi olduydu. Evet. O öylece ilk televizyonu da bağışlamış oldu. Evet hocam, ömrünüzü verdiğiniz bir çatı altındayız zaten burada. Emekli olduktan sonra da zaten gidip de bir kahve köşesinde orada burada vakit geçirmediniz. Yine bu çatı altında devam ettiniz. Bazı geçmişteki bilgileri toparlamak adına, onları bir kitaplaştırmak adına bir eforunuz vardı. Hala da bu çatı altında devam ediyorsunuz. Evet, neler söyleyeceksiniz? Doğru. Benim ikinci yaşantım dershane ve özel lise müdürlüğü olarak geçti. 27 yıl devlet babaya çalıştık. Devlet okullarında çalıştık. 20 yılda dershane ve özel liselerde olmak üzere 47 yıl hizmet verdik. Orada da tabii bu 20 yıllık sürede de unutulmaz anılarımız olmuştur. Evet. Onları da izleyicilerimizle paylaşalım. Belki bir mesaj vermiş oluruz. O zamanlar bir Osman Doçent Doktor Osman Coşkun Bey vardı. Erciyes Üniversitesi'nde. O da sizin gibi televizyonda program yapardı. O programında Bilim ve Fen diye programın adı. Her cumartesi günü saat 21'de Mutat programı vardı. Bu Osman Coşkun Bey daha sonra Yozgat'tan milletvekili seçildi. 5. sıradan meclise de girdi. Bu Osman Coşkun Bey beni aradı. Yusuf Hocam dedi, benim programa katılır mısınız dedi. O her hafta
bir konuk programa davet eder, evet. Onunla sohbet eder, konuşmalar olur vesaire olurdu. Benim programa katılır mısınız dedi. Tabii hocam dedim, konu nedir acaba dedim. Kütüphane haftası münasebetiyle kitap, kütüphane ve okuma sevgisi üzerine olacak sohbetimiz dedi. Tabii katılırım dedik, katıldık. Programın başında beni tanıttı. Bugünkü konuğumuz Kayseri Lisesi'nde yıllarca idarecilik, öğretmenlik yapmış olan, şimdi de dershane müdürlüğü yapan Yusuf Özmerdivenli hocamız konuğumuz olacaktır. Onunla kitap, kütüphane, okuma sevgisi üzerinde sohbet yapacağız. Ayrıca Kayseri Lisesi ile ilgili de, Kayseri Lisesi'nin tarihiyle ilgili de bilgilerine başvuracağız dedi. Böylece beni tanıttı. Program ilerleyen dakikalarında bir soru sordu. Tabii bu sohbet esnasında sorduğu sorulara Kayseri Lisesi tarihinden, şunlardan, bunlardan ben anlatıyorum. Programın ilerleyen saatlerinde bir soru sordu. Sayın hocam dedi, sizin çok zengin bir kütüphanenizin olduğunu biliyorum. Kaç kitabınız var? Bu kadar kitaba nasıl sahip oldunuz? Sizi kınıyorum dedi. Ben orada durakladım. Herhalde dedim, hocanın dilimi sürçtü acaba, kıskanıyorum diyecek yerde sizi kınıyorum mu dedi dedim. Meğer bilinçli söylemiş o cümleyi. Saygıdeğer izleyicilerim dedi, saygıdeğer dinleyiciler. Peygamberimizin bir hadisi vardır. Allah kınadığınızı başınıza verir diye dedi. Ben de hocamı kınıyorum ki Allah benim de başıma versin, benim de çok sayıda kitabım olsun diye dedi. Evet. Ve böylece o şeyi bilinçli kullandığını anladım. Yalnız dedim, sayın hocam başta siz tanıttınız ama bir ekleme yapabilir miyim oraya dedim. Ben aynı zamanda Kayseri Lisesi'nin 1966-67 mezunuyum. O zaman arkadaşlarım babalarının verdiği harçlığı götürürler, sigaraya yatırırlardı. O günün parasıyla 50 kuruşa, 25 kuruşa, 50 kuruşa bir paket Samsun veya Maltepe alırlardı. Niye? Yabancı sigara yasaktı, Türkiye'ye giremezdi. Ben de bana da ya iç Yusuf, bir taneden bir şey olmaz, iki taneden bir şey yok arkadaş. 1-2-5 derken bu alışkanlık haline getir, insanlığa ve sağlığa faydası olmayan bir alışkanlığa ben talip değilim. Ben kitap alacağım arkadaşlar dedim. Ve Allah'a şükür sözümde durdum. Zengin bir aile çocuğu değildim. Ama sırf sigara parasıyla bugün 10.000 ciltlik bir kütüphanenin sahibi oldum. Maşallah. Sayın hocam dedim. O şekilde sohbetimize devam ettik. Evet hocam, basın yayın yoluyla da verdiğiniz eğitim hizmetleri de vardı. Onlardan bu da. Arada bu arada bu kitaplarımı evde hapsetmedim. Gerek dershane müdürlüğüm sırasında, gerek özel lise müdürlüğüm esnasında odama getirirdim. Aynı kütüphane sistemi uygulardım. Kitabı kaydederim, kitabın kayıt yaparım. Kitabın adı, yazarı, alan öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, aldığı tarih, getirdiği tarih. Öylece kitap okumalarına da yardımcı oldum, vesile oldum. Öylece kitap okurlardı. Ve hatta bu kitapların arasına da birer mektup koydum. Orada öğrenciler onu da okusun diye. Niye? Kitap okumanın önemini belirten birer sayfalık mektuplar koydum. Öğrencileri o şekilde okuturduk. Bu arada bunu şeylere de, velilere de, veli toplantılarında duyurmaya çalışırdım. Kitap okumalarını, öğrencilerimize evet. yardımcı olmalarını söylerdim. Bir gün bir bayan velimiz geldi. Hocam geçenki veli toplantısında çok güzel bir konuya temas ettiniz.
çocuklarına kitap okuması için bize güzel bilgiler verdiniz. Ama dedi, ben kızımın eline kitap aldıramıyorum, asileşiyor dedi. Asileşiyor deyince ben şöyle biraz durakladım. Dediği çocuk, bunun çocuğu, bizde o zaman LGS grubu da vardı dershane olarak. 7. sınıf öğrencisi. 7. sınıf öğrencisi daha şimdiden anneye nasıl karşı gelip nasıl şey yapıyor. Kitap aldıramıyorum, böyle asileşiyor dedi. Kusura bakmayın da yenge, akşam siz ne yapıyorsunuz dedim. Hocam dedi, benim dizilerim var. Ben akşam dizilere takılırım. Maç olduğu günde kumanda beyefendinin elinde bizim diziler kaynar dedi. Kusura bakmayın da dedim, çocuk ne görürse onu taklit ederdim. Bir okuma saati belirleseniz haftanın belirli günlerinde ailece kitap okusanız, aziz Allah, ailece kitap okusanız çocuk böylece o şeye alışmış olur dedim. Çocuğun, senin çocuğun daha benim odamdan içeri girmiş değil diğer öğrencileri. Çünkü kayıt yaptığım için ismen de hatırlarım, sınıfını da hatırlarım ama senin çocuğun daha odamdan içeri girmiş değil. Size tavsiyem dedim. Şimdi buradan çıkınca giderken Kıvılcım'a uğrayın. Ömer veya diğer kitapçılara uğrayın. Benim 7 yaşındaki çocuğuma Ömer Seyfettin'in hikayelerinden bir kitap istiyorum deyin. Buna uygun başka yazarlardan da birkaç kitap daha verir misiniz deyince size yardımcı olurlar, kitap verirlerdim. Al kızım sana kitap aldım deyip kitabı oku dersen de olmaz. Ne yapacaksın? Akşam yemek yapıyorsun. Çağır kızını, kızım ben de okumuş olayım. Şuradan bir tane hikaye oku da dinlemiş olayım de, onu okurken onun zevkine varacaktır ve kitap okumaya öylece başlatacağız dedim. Bir deneyim hocam dedi, gitti. Aradan bir ay falan geçti. Geldi, ilk defa benim odaya girdi. Hocam Allah razı olsun dedi, omuzumdan büyük bir yük indi dedi. Dediğinizi uyguladım. O kitapları aldım. Şimdi kızım işte yemek yaparken, ütü yaparken kitap oku dememe gerek kalmıyor. Elinden kitap düşmüyor. Tadına vardı. Ve hatta çarşıya çıktığımızda da anne kitapçıya uğrayalım, oradan da tekrar kitap alalım diyor dedi. Onun için çok teşekkür ederim dedi. Öylece kitap okuma alışkanlığını kazandırdık dedi. Saygıdeğer izleyicilerimize diyorum ki ailece bir okuma saati belirleyin. Çocuklarımıza küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandıralım. Şimdi çok şeyler yaşadık bu hayatta da yine evet. Birini daha paylaşayım. Tabii ki. Çalıştığım dershanelerden birisi Sivas Caddesi'ndeydi. Balıkçıların karşısında orada malum diğer dershanelerde falan içeride içilmese bile dışarı çıkıyorlar, dışarıda sigara içiyor çocuklar. Hı-hı. Dershane öğrencisine de bir yaptırım gücümüz yok. Onun için orada üst çatı kısmı düz, müsait olduğu için görevliye, hizmetliye oraya açtırıyordum. Oraya çıkıyorlar, arada tüttürüyorlardı. Çünkü bir yaptırım gücüm yok. Evet. Onları şey yapmaya çalışsan, bu sefer affedersin tuvalete giriyor, tuvalette içmeye çalışıyor vesaire. Onun için orada yukarıyı şey yaptım. Bu arada arada da gözlemliyorum falan derken bazı öğrenciler bir teneffüste çıkıyor, iki teneffüste çıkıyor ama işlerinden birisi Ali, kulakları çınlasın, her teneffüs mübarek abone, çıkar oraya. Yani her çıkıp da boşuna çıkmıyor orada, her teneffüs bir sigara içiyor. Bir gün çağırttırdım odama, Ali dedim, dersten sonra gel seninle biraz sohbet edelim oğlum dedim. Geldi, oturduk. Tabii biraz çekingen de davranıyor. Müdür bey ne yapacak, beni niye çağırttırdı falan. Otur oğlum, biraz sohbet edelim dedim.
Ben seni gözlemledim Ali. Maşallah abone gibi her teneffüs çıkıyorsun. Herhalde boşa çıkmıyor. Her teneffüs bir sigara içiyorsun dedim. Bu manken gibi, artist gibi bir vücut sana lazımdır. Bunu şimdiden böyle sigarayla zehirleyip hastalıklı, ah ohlu bir genç olmak istemiyorsan bunu bırak dedim. Kendi hayatımdan örnek verdim. Bak ben böylece bugün 10 bin ciltlik bir kütüphanenin sahibi oldum. Sana da illa kitap al demiyorum ama bu sigarayı bırak. Çünkü babasının kayıttan dolayı babanın durumunu da biliyorum. Zengin bir aile çocuğu da değil. Ha zengin diye illa içmesi mi lazım? Onları biliyorum. Derken iki buçuk saat sohbet ettik. Ve anlattım orada şeylerini, zararlarını, şunu bunu. Sana sigaranın zararlarını anlatan kitaplar da getireceğim evden, onları da oku dedim. Ertesi gün uğradı, o kitapları da aldı, okuyor falan. Ayrılırken de hocam size söz veriyorum dedi, içmeyeceğim dedi. Çok güzel örnekler verdiniz, içmeyeceğim, bırakacağım dedi. İnşallah Ali dedim, sözünde durursan sen kazanırsın oğlum, durmazsan zararını sen görürsün, sen kaybedersin dedim. Öylece gitti. Gerçekten de o yıl pek Ali'yi oraya çıkar görmedim. Demek ki sözünde duruyor. Evet. Aradan yıllar geçti. O fen bilimleri lisesinde çalışırken Hastane Caddesi'nde malum orada parkın içindeki camide cumayı kıldım. Cuma'dan sonra bir nasıl olsa öğle paydosu, şuradan meydana bir uğrayayım Almere diye o tarafa yöneldim. Arkadan bir ses, Yusuf Hocam, Yusuf Hocam, baktım bizim Ali, yanında da bir arkadaşı ve camide gördüm ama hocam dedi kalabalıktan yaklaşamadım, çıkınca Yusuf Hocama takılayım dedim dedi. Elimi öptü, sarıldık, ne yapıyorsun Ali, nerelerdesin dedim. Hocam dedi, ben şeyine, arkadaşına da beni tanıttı, bana sigarayı bıraktıran ve bugün kitap alma alışkanlığını aşılayan Yusuf Hocam bu dedi, beni ona tanıttı. Ben dedi, size verdiğim söz üzerinde duruyorum, şu anda Erciyes Üniversitesi'nde doçentim dedi. Üniversiteyi kazandım, doçentim ve o sigaraya vereceğim paraları kenara koyarak sizin yolunuzdan gidiyorum, kitap aldım. Şu anda 1750 kitabım oldu sayenizde hocam dedi. Oo, tebrik ederim Ali dedim. İnşallah Allah sağ ömür verirse, inşallah Profesör Doktor Ali ile de karşılaşmak nasip olur dedim. Öylece bir karşılığını da görmüş olduk evet, şeylerimizden. Bir şey daha paylaşayım bu konuda. Tabii gençlere ki bir mesaj verebilirsek ne mutlu. Şimdi lise olunca, özel lise, Kayseri Lisesi'ndeki alışkanlıklardan esinlenerek arama yaptırırdım okulda. Niye? Şimdi sigara içmek öğrenciye yasak. Evet. Okul olunca bir şeyi var, disiplin ne verilir, korkusu var. Orada bir yaptırım gücümüz oluyor. Disiplin orada bir buna caydırıcı etki oluyor. Derken şeylerden niye arama yaptırıyorum? Odamda her sınıfın bir dolabı var. Sınıf başkanı birinci derste telefonları toplar getirir, kutusu var özel, getirir oraya dolaba koyar benim odada. Son derste giderken alır. Niye bunu yaptırıyorum? Bazı öğrenciler öğretmen telefonu ders anlatırken sıranın altında mesaj yazıyor, oyun oynuyor vesaire. Onları önlemek için böyle bir arama yaptırırdım. Artı bu aramalarda telefon çıkarsa bir hafta boyunca cezalı telefon verilmez derdik. Onu duyurduk şeylerde. Artı sigara çıkıyor. Bazı öğrencide bir sigara tek olarak, iki sigara çakmak vesaire. Buna da liste gelir. Falan öğrenciden işte bir sigara çıktı, filan öğrenciden vesaire. Gelen listeye baktım, bir kız öğrencim bir paket sigara yazıyor.
Çocuk da 11. sınıfta. Öbürlerini de çağırttırdım zaman zaman, boş zamanda konuşuyorum. Onları şeyle olarak anlatıyorum, zararlarını falan, ama o paket çıkan, bir paket sigara çıkan çantasında kız öğrencimizi çağırttırdığımda onunla da epeyce sohbet ettik ve ne zamandır içiyorsun kızım bu sigarayı dedim. 3 yıldır içiyorum hocam dedi. Demek ki lise 1'de başlamış. Nasıl başladın dedi. Ben aslında içmiyordum dedi. İçen arkadaşlara da yanlarında bulunuyordum dedi. Allah kahretsin dedi. Nimet isimli arkadaşım dedi. Ya iç bir tane de benimki mentollü, zararı olmaz dedi. Israr üzerine içtim dedi. Bir tane içtik. Ondan sonra bir iki derken alışkanlık haline geldi. Her zaman da dedi, başkalarından almakla olmuyor. Ben de almaya başladım dedi. Sabah gelirken büfeden aldım bir paket. Gelirken yolda içtim. Bir tane gerçekten doğru paketten bir tane eksilmiş. Böyle arama yapılacağını, yakalanacağımı da düşünemedim. Çantamdaydı hocam dedi. Ve onunla da yaklaşık 2-2,5 saate yakın sohbet ettik. Ve o sohbet esnasında zararlarını anlattım. Zengin bir aile çocuğu da değil. Kayıttan dolayı babanın durumunu biliyorum. Anne ev hanımı, baba da uzun yol şoförü. Yani adamcağız kelle koltukta görev yapıyor. Evet. Kızını okutuyor. Kızı da o günün şeyinde 17 liraydı. En pahalısı o arama yaptırdığımız günlerde sigaranın şeyi. Şimdi herhalde aynı sigaralar 25-30 liraya çıktı sanırım. Çıkmıştır. 17 lira, diğerleri 10 lira, 12 lira falan olurken bu 17 lira. Makineyi bir elime aldım, masamda bir hesap yaptım. Kızım bak sen 11. sınıf, ha ne olmak istiyorsun dedim bu arada. Hocam ben mühendis olmak istiyorum dedi. İnşallah Allah gönlüne göre versin dedim. Bak 2 yıl daha lise hayatım var, 11-12. sınıf. 4 de üniversite, 6 yıl. Bir hesap yaptım, bu 6 yılda sigaraya hiç zam gelmezse, yerinde sayarsa 37 bin lira para yapıyor. Bu 37 bin lirayla sen üniversiteyi bitirdiğinde altına bir araba alabilirsin. Alabilir misin? Alırım hocam. Evet. Belki ilk anda devlete tayinin çıkmaz. Kendin bir özel ofis açmak, büro açmak istesen açabilir misin? Açarım hocam dedi. Bak işte sana bir sermaye kızım, illa benim gibi kitap al demiyorum dedim. Bu şeyini bırak. Ama yok bırakmayıp illa billahi içeceğim, kendimi zehirlemeye devam edeceğim diyorsan lütfen bunu okula getirme. Diğer arkadaşlarına kötü örnek olma. Bak sen söyledin. Allah kahretsin nimet arkadaşım diye dedi. Onun kahrına okudun. Sen de başkalarına böyle kötü örnek olma, getirme dedim. Ve paketi çekmecemdeydi. Çıkardım. Çıkardım. Üzerinde tabii şeyi yazılı. İsmi, sınıfı falan yazılı. Sigarayı eline verdim. Makas var mı hocam dedi. Var kızım dedim. Makası bir tane böyle tuttu, kesti. Bir de dikine kesti. Götürdü, çöpe attı sigarayı. Hocam size söz veriyorum dedi. Bunu bırakacağım dedi. Çok canlı örnekler verdiniz. Beni tatmin edecek anlatımlarda bulundunuz. Onun için dedi, bırakacağım inşallah hocam dedi. Hatta o arada ona anlattığım örneklerden birisini daha burada ekleme yapayım müsaadeniz olursa. Tabii ki. Daha önce dershaneyken bir hanımefendi velimiz geldi. Hocam dedi, oğlumun öğretmenleriyle görüşebilir miyim dedi. Tabii yenge dedim, şu anda öğretmenlerimiz derste. 10 dakika var zilin çalmasına. Zil çalınca odama davet ederim. Öğretmenlerle görüştürürüm sizi. Buyurun oturun dedim. Tabii zil çaldı. Bir grup öğrenci alelacele daha ikinci teneffüs olmasına rağmen koşuşturarak dışarı çıkıyorlar dershaneden. Bunlar nereye gidiyor müdür bey dedi.
daha öğle paydosu değil ki otobüse yetişeyim deseler dedi. Onlar zehirlenmeye gidiyor yenge dedim. Eyvah dedi. Yani sigara içmeye gittiğini anladı dışarıda. Ben bu zıkımı 13 yıl içtim. Hiçbir faydasını görmedim. Şimdi etkilerini yok etmek için hastaneden geliyorum ve damarlar tıkanmış, ilaçla açabilirlerse açılacak, yoksa ameliyat olacağım. Onun için dedi, ben bu şeyin, zıkımın ne yaptığını bilen bir kişiyim hocam dedi. Yenge o zaman dedim, bunun sırrı nedir? 13 yıl içip de nasıl bıraktınız? Bunu anlatır mısınız? Bizimle paylaşır mısınız? Deyince, benim dedi mahalleden arkadaşım, aynı zamanda liseyi beraber okuduk. Hülya isimli arkadaşım vardı dedi. O okudu tabii. Şimdi İstanbul'da doktor kendisi. Ben erken evlendim, okumadım liseyi şey deyince. Ama onunla arkadaşlığımız devam eder, telefonlaşırız, yazışırız vesaire. Bir gün aradı beni, sana sürprizim var, Kayseri'ye geliyorum dedi. Aa buyur dedik, neyse. Gittik terminalde, karşıladık eşimle dedi. Tabii yıllardır görmediğim arkadaşım olunca dedi, hemen sarıldık dedi. Sarılınca beni bıraktı, geri geri çekildi dedi. Bazen çocukların büyümesini falan dikerken iğneyi yakama takarım. Acaba iğneyi falan unuttum da iğne mi battı, niye çekildi geriye diye dedi. İçimden geçirken hayrola Hülya deyince, çok pis kokuyorsun dedi diyor. Çok pis kokuyorsun, ben senin eşin olsam gece odama da almam, yatağıma da almam dedi. Bu söz beni yıktı. Demek ki ben bu sigaradan dolayı çok pis kokuyorum. Eşim ve çocuklarım bana olan sevgilerinden, saygılarından dolayı buna katlanıyorlar dedim. Ve orada onun yanında sigarayı çöpe attım. Bırakacağım dedim. Allah'a şükür o gündür, bugündür bıraktım ama hala etkilerini, zararlarını yok etmeye çalışıyorum hocam demişti. Bunu da anlattım kızımıza. Derken daha çok örnekler verdim. Neticede çocuk devam ediyor. Aramalarda falan ondan hiç çıkmadı bir daha. Diğer zamanlardaki aramadan. Aradan 3-4 ay geçti. Bakıyorum 6. katta asansörde bekliyor. Ben de katları geziyorum. Ne yapıyorsun kızım? Nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmaların? Hocam çok iyi dedi. Çok iyiyim. Sağ ol. Sayende yeniden doğmuş gibiyim dedi. Eskiden derste hocalarım ders anlatırken uzun teneffüs gelse de yahut öğle paydası olsa da bir dışarı çıksam, bir tüttürsem diye hep aklımda sigara olurdu. Şimdi sigarayı bırakalı dedi. Hiç şeyim, dersleri gayet iyi bir şekilde dinliyorum. Sonuna kadar notlarım yükseldi. Denemelerdeki puanlarım yükseldi. Onun için çok memnunum hocam. Yeniden doğmuş gibiyim. Teşekkür ederim dedi. Ve bu arada o şeyi dedi. O arada paketi attı ya, bırakacağım hocam dedi. O sigara paramı da dedi, bir kenarda biriktiriyorum hocam dedi. Ben sizin gibi kitap almıyorum ama nakit olarak biriktiriyorum, araba alacağım dedi. Ve üniversiteyi bitirince arabayı almış, beni ziyarete geldi arabasıyla. Çok güzel. Teşekkür etti. Evet hocam, kötü alışkanlıklardan evet, bahsederken bunun yanında da mesela telefonlarda harcanan zaman ve bilgisayar oyunlarında harcanan zamanlar var. Siz bir eğitimci olarak. Çok doğru. Şimdi benim cuma konuşmalarım olurdu. Törende, okuldayken, malum aynı özel lise olunca, diğer dershanede olmaz o şey de, evet, tören. Şeylerde cuma konuşmalarım olurdu. O konuşmalarda da böyle
5-10 dakikalık öğüt verici konuşmalar yapardım cuma konuşmalarımda. Bir gün o konuşmalarım esnasında çocuklar bugün size canavarlardan bahsedeceğim dedi. Herkes pür dikkat dinliyor ya, müdür bey ne canavarından bahsedecek diye. Evet, birisi oradan Tanzanya canavarı mı hocam dedi. Buyurun dedim, dervişin fikri ne olsa zikri de o olur. O arada da filmler de var, Tanzanya canavarları diye. Benim bahsedeceğim canavar, o canavarlar değil çocuklar dedim. Sizin kıymetli vaktinizi yiyen telefon ve bilgisayar denen aletlerdir dedim. Soruyorum size samimi olarak, günde kaç saatiniz telefona gidiyor dedim. Kaç saat harcıyorsunuz deyince ön sıralardan birisi benim 3 saatim gidiyor hocam dedi. Yanındaki dürttü lan 3 saat niye ki dedi, benim 5 saatim gidiyor. Öbürü 5,5, 6 saat 7'ye kadar çıktılar. 7 saat oldu. Arkadaşlar anlaşıldı dedim. Ben sormaya devam etsem kaç saatiniz gidiyor dedim. Hafta sonunda 8-9 diyenler olacak. Onun için de ben ilk söyleyen arkadaşınızın zamanını ölçü alıyorum. Günde 3 saat telefona gittiğini varsayalım dedim. Bunu günde 3 saat telefona harcayan bir kişi bunu bir yılda 1095 saat yapar. Bu 1095 saati günde 3 saat telefona harcadığımız o zaman 1095 saati iyi yönde harcarsak nelerin sahibi olmayız ki dedim. Mesela bir yabancı dil kursuna yazılsanız 1095 saat devam etseniz şakır şakır İngilizce konuşuyor olur musunuz? Oluruz hocam dedi. Bu da yarın üniversiteyi bitirdiğinizde size artı olarak geri döner arkadaşlar. Ayrıca kitap okusanız, bu 1095 saatte kitap okusanız ortalama bir kitabı 250 sayfa yaparsak 100 tane kitap demektir senede dedim. Senede 100 kitap okuyanınız var mı? Ne gezer hocam dediler. Biz ömrümüzde 100 kitap okumadık diyenler de oldu. Öylece öğrencilerime böyle mesajlar da vermeye çalışırdım. Evet hocam. Bir şey daha paylaşayım size. Buyurun. Bu konuyu destekler mahiyetinde. Bir gün Anadolu Ajansı'ndan aradılar beni. Yusuf Hocam sizin bir özelliğinizi duyduk. Röportaj yapmak istiyoruz sizinle. Bize randevu verir misiniz dediler. Tabii dedim. Buyurun. Geldiler. Affedersiniz. Geldiler, röportaj yaptık, sorular sordular. Eve gittik, evde kütüphanede çekim, kütüphanemde çekim yaptılar. Ve o röportajı 2 gün sonra aradılar. Yusuf Hocam, o röportajı biz haber portalımıza düşürdük. Üyelerimiz o haberi kullanacaklar. Hı hı. O haberi kullanacaklar. Dolayısıyla siz de merak ediyorsanız Google'a Yusuf Özmerdivenli sigara yazıp girerseniz orada görürsünüz röportajı dediler. Gerçekten girdim ki o zamanki şeyimiz nedir onun adı? Bütün yerelleri bırakın ulusal gazetelerde yer haber bulmuş olmuşuz, yani. Yer bulmuş. Orada bakıyorum Sabah gazetesi, bakıyorum Hürriyet gazetesi, bütün ulusal gazetelerde Yusuf Özmerdivenli sigara yerine 10.000 kitap aldı diye haber yapmışlar. Evet. Böyle bir anımız da oldu. Evet hocam, konuşulacak daha çok şey var, evet. Ama isterseniz şöyle devam edelim. Kayseri Lisesi'nin tarihini gün ışığına çıkaran ve Kayseri Lisesi'nin dünüyle bugünüyle tanıtan, ondan sonra ne bileyim
tarihi, basın, şanla, şerefle dolu olan. Basında ilgili hizmetler diyordunuz demin. Evet. Ona değinelim isterseniz. Olur. Şimdi ben malum askerliği İstanbul Selimiye'de yaptım, hı-hı, dedim ya. İstanbul Selimiye'de tarihi Selimiye Kışlası'nda yaptım. Rahat bir askerlik yaptım. Görev icabı çok İstanbul'un çok yerlerini, tarihi eserlerini gezdim. Onları tanımış oldum. Hatta bir gün o şeyler mesela Harbiye Ordevi o zaman daha inşaat halindeydi ama komutanımız sağ olsun inşaat halindeki bir şeyin ileride alınacak malzemelerini teklif alır çeşitli kuruluşlardan, evet, onları Selimiye'nin deposuna konulurdu. Ve oradan bir gün Paşabahçe'ye gittik, oradan teklif alacağız. Gelirken Beylerbeyi Sarayı'nın önünden geçiyoruz. Baktım, restorasyon yapılıyor inşaat halinde. Şoföre dedim, ciple gidiyoruz ya. Şoföre dedim, oğlum şöyle bir yanaş da dedim, bir şansımı deneyeyim bakalım. Gezdirirler mi dedim. İçeri girdik, selam verdim. Tabii komutanım dedi, resmi de olunca, evet, buyurun dediler. Beylerbeyi Sarayı'nı gezdiriyor. Gezerken yukarıda bir masa gösterdiler. Bu Abdülhamit Han'ın, 2. Abdülhamit Han'ın çalışma masası dediler. Evet. Çalışma masası ama önünde de bir ayna var. Tam böyle kendisine bakan, ayna kendine bakıyor. İçimden Allah var dedim. Kendine çok mu bakardı rahmetli padişahımız dedim içimden. Bu aynanın özelliği ne ki dedim. Masanın boydan boya 25 santim yüksekliğinde tam şeye bakıyor. Evet. Padişahımıza bakıyor. Bunun özelliği neydi dedim, aynanın buradaki özelliği deyince padişahımız dedi çalışırken aynadan arkada boğazı gözetlermiş dedi. Şimdiki gibi kamera yok, şey yok. Onları gözetlermiş dedi. O arada onları buna benzer çok şeyleri gezdik, gördük. Her tarihi eserin, tarihi külliyelerin bakıyorum bir tarihi var, oraya özetle asılmış levhası biliniyor vesaire. Benim de şeye tayinim buraya çıkınca Kayseri Lisesi'ne, evet, malum burayı tercih ettik kendi mezun olduğum okul diye. O zaman Argıncık Lisesi Müdürlüğü'nü kabul etmeyip de buraya gelince kapıda 1893'ten başka kimse bir şey bilmiyor. Soruyorum, bilgi yok. O arada artık burada çalışıyoruz. Aşağılara indim, baktım bir sürü şeyler, o Osmanlı döneminden kalma laboratuvar malzemeleri falan, merdiven hatlarında atılı eski yazı şeyler falan. Dedim herhalde bu iş bana düşüyor. Ben Kayseri Lisesi'nin tarihiyle ilgili araştırma yapmalıyım dedim. Bunun yollarını araştırayım dedim. Ve ilk olarak 1982 yılında bir yıllık çıkardım. Orada özetle Kayseri Lisesi'nin tarihini yazdım. Onun dışında resimler yayınladık o yıllıklarda. Tabii bu ses getirdi, bunu gittiği yıllıklar alan öğrenciler evlerine götürüyor vesaire derken orada Kayseri Lisesi dergisini çıkardım ve evet, bu dergi malum 23 sayıya ulaştırdım emekli oluncaya kadar. Maşallah. Dolayısıyla o dergide yazdım. Törenlerde konuşurdum. Böyle bir Kayseri Lisesi 100. yıl şeref belgeseli hazırlıyoruz. Yani Kayseri Lisesi'nde okuyan
babanız, amcanız, dayınız, halanız, dedeniz, kim varsa onlarla ilgili bilgi getirebilirsiniz çocuklar vesaire. Onları böyle toparlamaya çalıştık. Derken o şeyleri, bilgileri toparlıyorum ve 100. yıl belgeseline bir malzeme teşkil etmiş oluyor. Mesela bu yan taraf sınıfta fizik dersinden çıktım. Bir kız öğrencim, hocam dedi, dedem de Kayseri Lisesi mezunu dedi. 1927'de mezun olmuş, onun dedi diploması var. Getireyim, görmek ister misiniz? Tabii kızım, getirdi ki eskilerin kapı gibi diplomam var dedikleri, evet, kadar var. Tapu gibi veya kapı gibi derlerdi. 27'ye 55 ebadında büyük bir diploma, Osmanlıca, Tuğralı falan. Neyse, onları da 100. yıl belgeselinde yayınladım. Buna benzer şeyler oldu. Böyle malzemeleri toplamaya devam ediyorum. Yine bir gün dersten çıktım, bir öğrencimiz, hocam dedi, dedem burada çalışmış dedi. Evde bir sürü bir tomar resimler vardı dedi. Arkası eski yazılı falan dedi. Hı hı. Geçen dedi dolapları temizlerken annem tuttu sobaya atıyordu dedi. Anne, Yusuf hocam bunlara meraklı. Ben bir Yusuf hocama göstereyim, belki işine yarar dedim dedi. Onun için dedi şey yaptım. Getireyim hocam, ister misiniz? Tabii kızım dedim, ya öyle bir şey yakılır mı dedim. Soba ne bulsa yakar sen. Tarih yani. Getirdim. Gerçekten ertesi gün getirdi ya kız bir tomar resim. Ha, birçoğu fazla bir önemi yok. Niye? Üç arkadaş, beş arkadaş bir araya gelmiş. Kimler olduğunu bilmiyoruz. Resimler, fotoğraflar falan. Fakat arkasındaki Osmanlıca yazılardan da okuyan arkadaşlara okuttum. İki tanesi çok çok önemli. Faruk Nafiz'in resmi birisi. Öyle. Yani o resim, ikisi de. Aziz dostum Mustafa Nuri Efendi'ye diye yazmış fotoğrafın arkasına ve imzalamış Faruk Nafiz diye. O resmi hatta şeyde galiba şu 100. yıl belgeselinde üçüncü cilt hocam olsa gerek. Ha, burada. Mesela Faruk Nafiz Çamlıbel, Kayseri Lisesi'nin önünde o zamanki İstanbul delikanlısı. Evet. Burada çekilmiş resimlerden biri. Diğeri de, diğer resmi de Kalpaklı, o da yine Faruk Nafiz'in evi. Bu iki resmi ilk defa ben Kayseri Lisesi dergisinde, Kayseri Lisesi 100. yıl belgeselinde yayınladım. Türkiye'de ilk defa. Yani bu resim işte böyle bir meraklı olmanın bir kârı mı diyelim, kazancı mı diyelim? Kesinlikle. Yoksa böyle bir ilgimiz olmasaydı kadıncağız orada tutup sobada yakıp gidecekti. O resim ben hiçbir kaynakta da görmedim Faruk Nafiz'le ilgili. O resimleri o şekilde şey olur. Yine aynı durumda diploma deyince eskiler bilir, Hattat Oteli var. Evet, şimdi hocam ismi değişti ya. Hattat Oteli'nin sahibi Cemal Hattat rahmetli, Cemal amca. O zaman Kayseri Lisesi'nin hayatta kalan en yaşlı kişisiydi. 1917'de Kayseri Lisesi'nden mezun olmuş. Dolayısıyla ona gittim. Şimdiki gibi böyle kamera yok, şey yok. Teyp götürdüm. Sesini kaydedeyim diye. Hacı Baba dedim, o siz Kayseri Lisesi'nin en yaşlı üyesisiniz şu anda.
anılarınızdan biraz bize bahseder misiniz dedi. O Atatürk'ün Kayseri'ye gelişiyle ilgili vesaire onları neyi anlattı. Ve benim diplomayı görmek ister misiniz hocam dedi. Tabii Hacı Baba dedim, 1917 yılının diploması dedim, bir antikadır. Görmez olur muyum? Mümkünse göreyim dedim. Kasayı açtı, oradan teksir kağıdı, katlanmış vaziyette teksir kağıdı getirdi, açtı. O da burada var, gösterebilir miyiz? Veya siz şokla onu şeyde bilirsiniz. Tabii ki hocam. Eklersiniz sonra röportaja. Diploma, ben şöyle hayret ettim. Bir eski yazı, Osmanlıca yazılı, pullu, mühürlü falan bir kağıt, arkalı ünlü. Diploma bu mu Hacı Baba dedim. Tabii oğlum dedi, Allah o günleri bir daha göstermesin dedi. Devletin diploma basacak imkanı yok dedi o zamanlar. Okul idaresi bize dedi, kendileri elden yazdığı şeyi, diplomanın bilgilerini içeren bu belgeyi verdiler dedi. Allah o günleri göstermesin dedi. Biz diplomayı böyle aldık dedi. Evet. Ve oraya da bir şöyle yatık vaziyette de bir eski yazı, bir cümle var. Beldede fotoğrafçı bulunamadığı için fotoğraf yapıştırılamadı diyor o şeyde de, yazıda da. Hı hı. Öylece bu şekilde bir şeyimiz oldu. Onunla da o günleri yaşamış olduk, şeylerini anlattı. Şimdi bahsettiğimiz 5 tane yıllık çıkardım. Evet. Basın yayın yoluyla hizmetleriniz dediniz ya. Evet. 5 tane yıllık çıkardım. Bu yıllıklardan her birinde ayrı bir yazı, belge, bilgi ekleyerek çıkardım. Mesela yine birisinde o 84-85 yıllığında galiba yine bir öğrencim geldi. Hocam dedi, Atatürk'ün Talas Köşkü'nde kahve içerken dedi, babam da orada çalışıyormuştu o zaman dedi, bir resmi var bizde dedi, görmek ister misin? Tabii dedim. Atatürk'ün Talas Köşkü'nde kahve içerkenki resmi getirdi. Onu da ben tabii tarattırdım, şeyini çektim ve yayınladım yıllıkta. Çok güzel. Öyle bilgileri, belgeleri, yani tabiri caizse bir arının her çiçekten bir usare alıp topladığı gibi ben de bu bilgileri, belgeleri 100. yıl şeref belgeseline 12 yılımı verdim. Mesai saatleri dışında. 12 yılda bu meydana geldi. Yani eğer bunu vermeseydik, böyle bir şey yapmasaydı, bugün Kayseri Lisesi ile ilgili bilgiler, belgeler çok az bir şey olabilecekti. Zaman senin önünden kurtulamayacaktı. Mesela bir gün kalorifercimiz geldi. O zaman kalorifer yanıyor kömürle. Yusuf hocam sen meraklısın dedi. Aşağıda ben şeyi arıyorum dedi. Tutturabilmek için dedi, kalorifer yakmacı tutturabilmek için kağıt arıyorum. Baktım dedi, oraya kısılmış dedi, şu işine yarar mı dedi. Rulo haline gelmiş kocaman gazete köpürmenin boyutunu düşün, bir gazetenin. Hı hı. Gazete boyutunda bir eski yazılı, yani Osmanlıca yazılı defter. İçinde tuğralar vesaire, öğrencilerin isimleri yazılı, tuğralı vesaire. Baktım, açarken hemen orada rutubetten lime lime olduğu için yırtılıyor. Ya dedim, şey olur mu Mehmet Efendi, bu yakılır mı dedim, ya bir hazine. Bunu Allah razı olsun dedim, bak iyi düşünmüş, bana getirmişsin, yoksa orada
yaksan gitseydi gitti tarihin, evet. Kayseri Lisesi'nin tarihinin bir bölümü yakılmış olacaktı dedim. Sakın ha dedim, böyle bir şeyler gördüğünde getir, benim haberim olsun dedim. Yine bir başka zaman, tabii mesajı da aldı ya, Emi de aldı, yine bir defterinden geldi. Yusuf Hocam bir şey daha buldum dedi. O da şeylerin arkasına düşmüş falan. Açtım ki sicil defteri. Faruk Nafiz Çamlıbel'in o zamanki öğretmenlerin resimlerini kapsayan sicil defteri. Tabii Osmanlıca yazılı, orada çalıştığı yıllar yazılı. O kütük defterini, sınıf geçme defterini masamda açmaya çalışıyorum. Lime lime oluyor, açılıyor şey, yırtılıyor. Evet. Eve götürdüm. Gece saat 2'lere 3'lere kadar onun rengine uygun kağıtlar kestim. Şu sayfanın açılırken buradaki yırtık devam ederse yırtılıyor. Evet hocam. Buraya hemen yapıştırdım. Öyle öyle tamir ettim. Ondan sonra o kütük defterini ciltçiye, Allah rahmet eylesin, Mehmet Okur diye bir hocamız vardı, emekli öğretmen. Bak hocam dedim, bu bir hazinedir. Bunu ciltleyeceksin ama çok dikkatli olacağı dedim. Aman zarar görmesin, ziyan görmesin. Ciltlettirdim, getirdim. Neyse müdür odasına koyduk, orada kasaya kilitledik. Böyle böyle bu şeyleri şey yapmaya çalıştık. Hatta müze, bu şu andaki müzenin de temelini naçizane ben atmış olabilirim. Doğrudur. Niye? Şimdi geldim tabii okuluma, beni yetiştiren, hayata hazırlayan bu okuluma nasıl bir hizmet yapabilirim düşüncesindeyim. Şimdi yıkıldı. Bahçede eski metruk bina, sizler de hatırlamazsınız. Küçük metruk bir bina vardı. Yemekhane olarak o ilk zamanlarda yemek pişermiş orada. Bizim öğrenciliğimizde falan da vardı. Müdür beye çıktım. Müdür bey dedim, ben bir müze kurmak istiyorum. Bu müzenin karşıda şey metruk yer boş duruyor. Orayı bir boya badana yaptırayım, oraya müze kuracağım dedim. Ya bırak Yusuf Bey dedi ya, başımıza iş çıkarma dedi, ne yapacağım müzeyi falan dedi. Şevkim kırıldı. Fakat sonradan müdür değişti. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Mehmet Bediz isimli müdürümüz, arkadaşımız müdür oldu. Aynı teklifi ona götürdüm. Ya Yusuf Hocam dedi, sen böyle bir zahmete katlandıktan sonra dedi, böyle bir görevi üstlendikten sonra orayı boş ver dedi, öyle yıkık dökük yerine ne yapacaksın dedi. İstediğin sınıf sana emrine amade dedi. İstediğin sınıfı seç, orayı müze yap dedi. Oradan yetkiyi aldım ya, yukarı katta müdür odasının karşısında en büyük sınıf var. Orayı müze olarak kurduk. Aşağıdaki o şeyleri, merdiven altına atılmış Osmanlı döneminden kalma laboratuvar malzemelerini vesaire hepsini orada toplamaya başladık. Şeyler yaptık, dolaplar, tezgahlar vesaire. Bütün Kayseri Lisesi ile ilgili neler var, ne var, ne yok oraya müzeye topluyoruz. Orayı zenginleştiriyoruz. Hemen oraya bir isim levhası. Kulaklar çınlasın, Mustafa Parlak öğretmenimiz de bana bu konuda çok yardımcı oldu. Dolayısıyla oraya levha yazdırdık. Levhaya ne yazdırdık? 14 Ekim Atatürk Müzesi. 14 Ekim Atatürk Müzesi adını koyduk. Evet. Niye? Dokunulmazlık olacak. Yarın bir başka müdür de gelir icabında. Ya bana sınıf lazım, burayı buradan aşağıya alın, bodruma alın der, burayı tekrar yok edebilir diye, dokunulmazlığı olsun diye
Oraya 14 Ekim Atatürk Müzesi adını verdik. Bütün orada bilgileri, belgeleri, şu gördüğünüz arka planda görülen o haritaları vesaireyi, bu masaları vesaireyi hep orada toplamaya çalıştık. Müze deyince Cumhuriyet'in 75. yılı münasebetiyle her ilde bir eğitim müzesi kurulması kararlaştırılmış. Beni de o komiteye seçtiler, görevlendirmiş Milli Eğitim. Komitedeyim, toplanıyoruz, ne yapalım, nasıl ederiz? Bir müze kurulacak. Orada arkadaşlara toplantıda dediler ki, ya bir yazı yazalım. Her okulda müzelik olabilecek eğitim malzemesi varsa onları şey yapsınlar, göndersinler. Hı-hı. Yer nere? Merkezi yer, Kayseri Lisesi'nde Yusuf Hocam bir o da tahsis eder. Hı-hı. Orada toplayalım denildi. Peki, yalnız arkadaşlar ben size bu konuda katılmıyorum dedim. Niye? Yazılınsa, yazıyla kimse onu önemseyip de gelmez dedim. Biz buna gidip bizzat içinde bulunursak daha verimli olur dedim. Yok yazalım gelir dediler. Yazıyı yazdık, süre verildi. Şu zamana kadar Kayseri Lisesi'ne teslim edilmesi tutanak karşılığında diye yazı gönderildi. Bir tane Gazi Paşa İlkokulu'ndan bir kırık akordiyon geldi. Onun dışında çöp gelmedi. Toplantı vardık. Dediğime geldiniz mi arkadaşlar dedim. Biz bu iş bize düşüyor. Gidip okulları böyle özellikle eski okulları ziyaret edip oradan kendimiz seçmemiz lazım dedim. Ben kendi arabamı tahsis ederim. Benim arabayla gidebilirsiniz ama Milli Eğitim bir araba tahsis ederse bu daha etkili olur. Milli Eğitim'in arabasıyla gitmiş olmamız daha da etkili olur dedim. Bir resmiyet kazanmış olur. Resmiyet kazanmış olur dedim. Doğru dediler. Gittik neyse. O arada 5 ay arkadaşız. Bu işte görevli. Gittik okullara. Çok okulları gezdik de bulabildiğimiz. Mesela Mustafa Özgür İlkokulu. Oraya vardık. Müdür Bey nerede dedik. Müdür Bey Milli Eğitim'e gitti dediler. Belki doğrudur, belki başka bir şey, görev vardır. İdarecilerden kimse yok mu? Müdür muavini var dediler. Müdür muavini vardık. Sayın hocam sizin böyle eski malzemelerin, eğitim araçlarının olduğu yeri görmek istiyoruz dedik. Tabii Milli Eğitim arabasını görünce hemen hademe Milli Eğitim'den geldiler hocam diye oraya da haber vermiş. Neyse gezdik, orada baktım bir şey. Küre, yer küre, güneş tutulmasını, ay tutulmasını gösteren bir alet. O zamanlar perdeler kapanıyor, oraya bir mum konuyor. Çarkına döndürüldüğünde dünyanın hangi bölgeleri şeyde kalıyor, karanlıkta kalıyor, hangi bölgeleri aydınlık oluyor, onları o aletle görebiliyorsunuz. Ama bozuldu, işe yaramaz diye atılmış oraya. Evet. Bu işimize yarar dedik, oradan aldık. Buna benzer değişik şeyleri aldık. Mesela şu karşıdaki haritayı yine bir okuldan aldık. Vesaire derken böyle böyle o müzeyi de zenginleştirdik. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'yla anlaşma yapılıp da bura Milli Mücadele Müzesi'ne dönüşünce o malzemeleri buraya almış oldular. Açılışta beni de davet etmişlerdi. Müze olarak açılışta protokolde geziyoruz, bilgi veriyoruz. O malzemeleri öyle görünce ÖSASEKİ başkanımız, o zaman belediye başkanıydı. Hı hı. Vali Bey falan var, gezdiriyoruz. Ben de orada açıklamalar yapıyorum. Ya Yusuf hocam dedi, bunları nerede muhafaza ettiniz, nasıl buldunuz böyle malzemeleri deyince kısaca orada bahsettim ve yukarıdaki 14 Ekim Atatürk Müzesi'nde böylece
sakladık. O merdiven altında içine gelen alıp götürüyordu. Onları bu şekilde Vali Bey dedi, bravo hocam dedi. İyi bir zırh seçmişsiniz dedi. O zırhı seçmekle akıllı etmişsiniz demişti. Kıymetli hocam, Kayseri Lisesi ile anlatmak belki saatlere, günlere sığmayacak ama birazcık da vakitten dolayı şöyle toparlayacak olursak, arkada da Kayseri Lisesi'nde ünlülerimiz falan var. Yetişmiş olduğu Kayseri Lisesi'nin yetiştirmiş olduğu ünlülerimiz falan var. Kısaca isterseniz oralardan da bahsederek programımızı yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Şimdi Kayseri Lisesi'ni dediğiniz gibi böyle bir kaç şeye sığdırmak, birkaç saate sığdırmak kesinlikle mümkün değil. Ben bu 100. yıl belgeselini anlattım. Ona biraz orada yayınlamaya çalıştık ama halen de yeterli değil bu. Yani bir 13 yıl vermişsiniz. 12-13 yıl vermişsiniz ama hala da daha gelenler var hocam. Evet. Şimdi bu 100. yıl belgeselinin bayağı ses getirdi şey olduğunda ben kısaca ona yazdığım ön sözü burada müsaadeniz olursa okumak istiyorum. 100. yıl belgeseli evet, bu kadar şey olduğuna orada yazdığım ön sözde 3 cilt 2500 sayfalık Kayseri Lisesi 100. yıl şeref belgeseli Kayseri Lisesi'nin tarihini gün ışığına çıkaran bir değer, bir hazinedir. Kayseri Lisesi'ni dünüyle, bugünüyle gelecek nesillere tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Yetiştirdikleriyle ve varlığıyla gurur duyduğumuz tarihi şanla, şerefle, onurla dolu asırlık abide, asırlık çınar Kayseri Lisesi'ni gelecek nesillere tanıtmak, gelecek kuşaklara ışık olabilmek gayesiyle hazırlandı. Geçmişine saygı duymayanın gelecekten ümidi olmaz. Geçmişini bilmeyen geleceğini tanzim edemez. Tarihin en büyük medeniyetlerinin inşa edildiği bu topraklarda hükümranlık kuran milletlere baktığımızda bunların insan kaynağı olarak da oldukça zengin bir altyapıya sahip olduklarını görürüz. Hangi sahada olursa olsun, hangi istidad ile öne çıkarsa çıksın, gerçekten bu topraklar hem içinde yaşadığı dönemde hem de kendisinden sonraki çağlara mesale tutup aydınlatan nice büyük insanlar yetiştirmiştir. Birçok özellikleriyle birlikte bu millet topraklarından yetişen büyük insanlarla da büyük olmayı hak etmiş bir millettir. Ne yazık ki toplumun fenerleri, kilometre taşları olan bu büyük insanların çok azı hafızamızda yer edilmesine karşılık birçoğu vefasızlığımızın kadrine uğrayarak zamanın acımasız çarkları sırasında yok olup gitmiştir. Elimizdeki bu kitapta yapmaya çalıştığımız şey bu şekilde tarihin karanlıklarında kaybolmaya yüz tutan bu toprakların çocuklarını tarihin o tozlu sayfaları arasından gün yüzüne çıkarmaya çalışmaktan ibarettir. Bilgilerin geleceğe aktarılmasında en etkili yol yazıdan geçer. Birçok tarihçiye göre tarih yazının icadıyla başlar. Bugün geçmişimizi, geçmişin deneylerini kuşaktan kuşağa aktaranları pek çok bilginin doğru halini yazılı eserler sayesinde biliyoruz. Güzel bir Çin atasözü var. En silik mürekkep, en güçlü hafızadan iyidir. Dolayısıyla okuma alışkanlığı kadar yazma alışkanlığını kazanmak ve kazandırmak da çok önemli. Yazma alışkanlığı hem de çok yönlü yaratıcı düşüncenin önünü açacak hem de bilginin her çeşidine ulaşma yönünde bizlere gayret kazandıracaktır.
Hemen belirtelim ki bu kitap ülkemizde ilk ve tek çalışma ürünü ünvanını taşıyor. Bu kitapta Kayseri Lisesi'nin İdadi, Sultani ve lise dönemleri kayıtlarında olan bilgiler, belgeler, tarihçesi Anadolu'nun kuruluşunda Kurtuluş Savaşı meşalesinin bünyesinde yakılmasıyla hizmet etmiştir. Bir asır boyunca Kayseri Lisesi'nde okuyan bütün mezun ve mensuplarımız okul kayıtlarında olan bilgiler gerekse sonradan elde edebildiğimiz kadarıyla bilgilerle, belgelerle, kayıtlarda olan bilgiler ile tanıtılmaya çalışılmıştır. Tanıtma ölçüsü olarak hiçbir ayrım yapmadan Kayseri Lisesi'nin suyunu içen, havasını teneffüs eden, kısaca Kayseri Lisesi'nde okuma, bilgi öğrenme şerefine ulaşan, Kayseri Lisesi'ni hizmet veren herkesi aldık. Sayfa mizampacında herkes için sabit olan bir öğretim yılının diploma defteri ölçü alındı. Kayseri Lisesi mezunlarının iz bırakanlar kim kimdir gibi bölümlerle de daha nice bilgi belgelerle zenginleştirildi. Boş kalan yerlerden de faydalanılmaya çalıştı. Böylece 12 yılımı vererek Kayseri Lisesi 100. Yıl Şeref Belgeseli'ni hazırlama şerefine erişmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Mutlu ve onurluğunu duymaktayım. Kayseri Lisesi güzel olan her şeye layıktır. Kayseri Lisesi ile ilgili eser hazırlayacak, kitap yazacak olanlar için de kaynak eser olacağını ümit ediyorum. Son yıllarda çevrilen kısa metrajlı Kayseri Lisesi belgeseli filmi, Taş Mektep isimli ulusal film hazırlanırken, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi kurulurken bu kitabımızdan baş kaynak eser olarak faydalanılmıştır. Ayrıca Yusuf Özmerdivenli'den saatlerce, günlerce briefing alınmıştır. Bu derece öneme haiz eseri neşredildiği yıllarda veya sonraki yıllarda sahip olup kitaplığının baş köşesinde yerleştirenler kendilerini adeta şanslı saydılar. O zamanlarda alamayanların, sonra da bulamayanların, adeta üzüntüsünü yaşayanların olduğunu duymaktayım. Ben emekli olduktan sonra yıllarca okul müdürüne bu eserin, yani Kayseri Lisesi müdürüne bu eserin yeni baskısı ve devamını çıkarılmayacağı sorulduğunda Kayseri Lisesi müdürü, Kayseri Lisesi'ne ikinci bir Yusuf Özmerdivenli gelince o zaman yeni baskısı yapılır cevabını alırlar. Dünyada milyonlarca insan yaşıyor. Artık dünya eskisi kadar değil. Teknoloji ve onun sonuçlarından biri olan iletişimin baş döndürücü bir hızla gelişmesi dünyayı bir köy haline getirdi. Dünyanın dört bir köşesindeki insanlar birbirleriyle çok rahat iletişim kurabiliyorlar. Teknolojinin nimetlerinden biz niçin istifade etmeyelim? Hayırla anılacağın, hayırla ödüllendirileceğin hiçbir ilmi gizleme. Bilginizi paylaşınız, paylaşırsanız mutlusunuz. Dostlarıyla paylaşınca yaşıyorsa o insan mutludur. Prensipleri gereğince ben de siz Kayseri Lisesi'nin sevgili mezunları, mensupları ve değerli okuyucularla eserlerimi ve hizmetlerimi paylaşmak için www.yusufozmerdivenli.com.tr tekrarlıyorum bu sitenin adını www.yusufozmerdivenli önün noktası yok malum
.com.tr sitesini kurdum. Artık Kayseri Lisesi 100. Yıl Şeref Belgeseli, Kayseri Lisesi Yıllıkları, Kayseri Lisesi Dergileri, benim çeşitli dergi, gazete ve benzeri yayınların da yazılarımı sizler için seçtiğim çeşitli bilgi, belge, fotoğraf, video ve benzerlerini size bir tuş kadar yakındır. PDF olarak indirip, okuyup, izleyebilecek, yararlanabileceksiniz. Bu kitabı ve diğer eserlerimi okuyucularıma eğitimlerinde ve bu eserin kaynağı olabilmişsem en büyük mutluluğu duyacağım. Bu eserimiz tüm Kayseri Lisesi mezunlarına, mensuplarına, Kayseri Liselilere ve tüm insanlığa hayırlı, uğurlu olsun diyorum saygılarımla. Allah razı olsun emeklerinizden dolayı. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Şimdi bu ünlüleri dediniz. Kayseri evet, Lisesi'nden hocam. Mezun olan onları da tabii arka kısımda da zaten ünlülerimiz evet, var hocam. Şeylerini görüyorsunuz. Ben o yıllıklarda bir bölümünü yayınladım. Kimileri vali, profesör, doktor, mesela burada gördüğünüz İhsan Ketin. Evet. Kayseri Lisesi mezunu. Dünyada tek bu konuda. Eğer onun sözü tutulsaydı o zamanlar şimdiki depremlerde uğradığımız zararların çoğu olmayacaktı. Oralara ev yapılmayacaktı. Hı hı. O şekilde böyle ünlülerimiz var, hizmetleri var. Bunlardan mesela rahmetli Turgut Özal, Kayseri evet. Lisesi mezunu. Yine Cumhurbaşkanımız, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın dışında 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey de Kayseri Lisesi mezunudur. Yine şu andaki Milli Savunma Bakanımız Genelkurmay Başkanlığı yapmış Hulusi Akar Paşa'mız da Kayseri Lisesi'nde okumuştur. Sanatçıları da çoktur. Mesela şeyler ben o arada çok böyle bilgi belge toplarken bir beyefendi geldi. Devlet Demir Yolları'nda müdürmüş. Sağ olsun çok da arkadaşlarına vesaireye haber göndererek bu 100. yıl belgeselindeki fotoğrafların toplanmasında faydası oldu. Böyle sohbet ediyoruz odamda. Hocam dedi, Emel Sayın da dedi burada okudu dedi. Lise 1'de okudu dedi. Bizim karşı sınıftaydı. O zamandan sesi güzeldi dedi. Evet. Neyse o dediği şeylere baktım. Kütükten kayıtları inceledim. Emel Sayın diye bir şey yok. Kayıt yok. Sonra düşündüm ya doğru dedim. Şimdi bu adam, bu kadıncağız o zaman Emel Sayın değildi. Belki Ayşe Fatma'ydı. Mesela evet. Cüneyt Arkın'ın Çörekli Batur, bilmem ne Çörekli Batur olduğu gibi Cüneyt Arkın değildi. Onun da ismi başkaydı dedim. Aramaktan vazgeçtim. Kendisine o zaman mektup yazdım. Hı hı. Tabii şimdiki gibi böyle sanal alem yok. Ulaşılmıyor sanatçılara falan. Ankara Radyosu Müdürlüğü eliyle evet. Emel Sayın, İstanbul Radyosu Müdürlüğü eliyle Emel Sayın diye. Orada durumu anlattım. Böyle böyle bir eser hazırlıyorum. O eserde yerinizi size de yer vermek istiyorum. Özgeçmişinizde fotoğrafınızı gönderirseniz sevinirim dedim. Lütfedip cevap vermedi. Ben de onu almadım o şeye. Evet, ha, buna karşılık diğer Göksel Arsoy Bey, o da Kayseri Lisesi'nde hem ortaokulu okumuş, 3 yıl orta kısmını hem de lise 2'ye kadar okumuş. Kayıtlarda buldum. Ona da yazdım şeyini. Mektubu yazdım. Sağ olsun hem özgeçmişini gönderdi, hı hı. hem fotoğrafını gönderdi. Onu 100. yıl belgeselinde yer verdim. Ve hatta gelince de
laf lafı açıyor. Kayseri'ye babası Hava Ekmel'de çalışmış, orada yıllarca vermiş. Oradan emekli olunca İstanbul'a gitmişler. Buraya Kayseri'ye gelmiş. Haberleştik, okulumu bir ziyaret etmek istiyorum dedi. Salonu hazırladı, orada konferans verdi. Anlattı gençlere. Arkadaşlar dedi, şeyinizin kıymetini bilin dedi. Şöyle bir Erciyes'e bakınca insan dedi iç açılıyor. Ne mutlu dedi sizlere dedi. Böyle bir okulda okuyorsunuz dedi. Ben uçaktan indim havaalanına. Sağ olsunlar geldiler, karşıladılar beni orada. Gelirken sağa sola bakıyorum ya ben yanlış yerde mi indim? Kayseri bu kadar mı değişti diye de içimden dedi geçiriyordum. Meydana gelip de Atatürk heykelini ve saat kulesini görünce Kayseri'de olduğumu anladım dedi. Evet. Ve Kayseri ile ilgili o da burada konferansta anılarını bahsetmişti. Bunlar hangi birini anlatalım ama ben kısaca şöyle bir isim mezunlarımızdan bahsedeyim. Olur hocam. O şekilde şeylerimiz olur. Bütün şahsiyetlerin namını ebediyete kadar götüren tarih olmasaydı, şimdiye kadar gelip geçen büyük adamların ismi çoktan unutulurdu. Kayseri Lisesi'nin yetiştirdiklerinden bazıları ismen şöyle bahsetmeye çalışayım. Turgut Özal, malum 8. Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı, Raşit İzbrak, Profesör Doktor, coğrafya kitapları yazarı, yıllarca onun kitabı okutuldu Türkiye'de. İhsan Ketin, biraz önce bahsettiğim jeoloji profesörü, Saadettin Bilgiç, eski bakan milletvekili, Korkut Ezal milletvekili, bakan, Osman Kavuncu, eski belediye başkanı, Mehmet Çalık, eski belediye başkanı, Coşkun Ertepınar, eğitimci, şair, yazar, Mehmet Palamutoğlu, profesör, doktor, Ali Rıza Önder, avukat, Yargıtay üyesi, yazar, Ziya Müezzinoğlu, eski Maliye Bakanı, milletvekili, evet. Sabahattin Çakmakoğlu, eski Milli Savunma Bakanı, milletvekili, Kamil Özsarı Yıldız, tüccar, milletvekili, Emin Hisarcıklıoğlu, operatör, doktor, şimdiki Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun babası, Yekta Güngör Özden, hukukçu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, Hüseyin Kalpaklıoğlu, senatör, Taner Yıldız, milletvekili, bakan, Jale Baysal, profesör, doktor, Göksel Arsoy, sanatçı, Mehmet Şahin, profesör, doktor, eski üniversite rektörü, Mustafa Elitaş, milletvekili, Bahattin Yücel, milletvekili, bakan, Behçet Kemal Çağlar, şair, yazar, Bekir Yıldız, belediye başkanı, Temel Karamollaoğlu, milletvekili, şimdi Saadet Partisi'nin başkanı, evet. İsmail Tamer, milletvekili, Kayseri milletvekili, doktor, M. Hulusi Turgut, gazeteci, Vacit İmamoğlu, profesör, doktor, Kayseri Evleri diye meşhur kitapların yazarı, Necati Uzunlu, Sayıştay üyesi, Mehmet Yazar, bakan, milletvekili, Mehmet Kaşıkçı, Yargıtay üyesi, Muzaffer Yıldırım, milletvekili, Orhan Balaban, banka bölge müdürü, Yalçın Besçeli, makine mühendisi, eski belediye başkanı, İbrahim Özbıyık, milletvekili, iş adamı, Ömer Altınay, fabrika müdürü, Kamil İlisulu, profesör, doktor, Bilal Yıldırım, Yargıtay üyesi, Mustafa Derin, elektrik mühendisi, politikacı, Haydar Aksu, subay, Hasan Basri Göktan, Şeker Bank Genel Müdürü, bayağı var bunların. Evet hocam, yani hepsini oradan okumayalım. Zaman alacak. Yani bunların tabii
buraya alamadıklarımız daha çok kişi. Evet. Çoğunu burada görebileceksiniz. Evet hocam. Burada bir şey daha paylaşayım. Asım Kibar. Evet. Kayseri Lisesi mezunlarından, İstanbul'da büyük iş adamı. Burada 100. yıl belgeselinde ben ona ulaşmıştım, fotoğrafını falan göndermişti. Sağ olsun müdürümüz de ondan bir takım götürüp oraya göndermiştim ama bir daha hediye edip okuluna bir hizmetlerini bekleriz diye ziyaret ettiklerinde bu yeni yapılan binanın üst katında bu 15 Temmuz evet, hocam. Koridoru oldu. Hı-hı. Orayı çok güzel donattı resimlerle falan. Onun altındaki koridoru da geçen sene yine donattı bir sürü şeyler maliyetini çekerek. Orada Sakarya Şehitleri koridoru oldu. Sakarya deyince herhalde çok şeyler olacak ama kısaca ondan bahsedeyim tabii isterseniz. Ki. Ondan sonra şey yapalım. Şehitlerimizde atlamayalım. Evet zaman çok. Şimdi Sakarya malum çok öğrencimiz gerek Çanakkale'de gerek bu Güneydoğu'yu Fransızların işgalinde oralara gidip yararlı gösteriyor Kayseri Lisesi öğrencisi vesaire. Kayseri Lisesi de Allah'a şükür Kayseri'de olmadı o savaş ama Ankara, Eskişehir vesaire olduğunda Sakarya Savaşı sırasında orası Ankara boşaltılmaya çalışılıyor. Herkes Ankara'dan kaçıyor. Niye? Buraya da gelirlerse diye Ankara'dan boşalıyor. O arada Mehmet Akif Ersoy, Hasan Basri Çantay'la o şeylerin toplandığı, göç edeceklerin Anadolu'ya göçeye hazırlananların toplandığı anda konuşma yapıyor. Gitmeyin, burayı terk etmeyin. Allah bizimle beraberdir. Biz size Peygamberimizin müjdesini veriyoruz. Bu Sakarya Savaşı bizim lehimize dönecektir. Endişelenmeyin diyor. Ve o arada Hacı Bayram Veli'nin bir şeyini paylaşıp bir dergide okudum. Bunun manevi yönünü gösteren Hacı Bayram Veli İstanbul Ankara'daki Hacı Bayram Veli'yi Peygamberimiz o arada Hacı Bayram Veli'yi rüyasına mı geliyor hocam? Rüyasında bu Sakarya Savaşı Müslümanların lehine dönecek, savaş kazanılacak. İki Mustafa'ya söyle şey yapmasınlar, endişelenmesinler. Behise kaspılmasınlar. Endişelenmesinler, bu kazanılacak diyor. İki Mustafa kim? Biri Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi de Mustafa Fevzi Çakmak. Atatürk Fevzi Çakmak'ı çağırttırıyor yanına. Gece rüya gördün mü diyor. Gördüm paşam diyor. Onu yaz getir diyor. Kendisi de o rüyasını yazıyor. Aynı rüyayı ikisi de görmüş oluyorlar. Yani bizim Sakarya Savaşı'nın kazanılacağını dini evet. yönden de böyle destek alıyor. Bu arada çok bütün vatanın her tarafından Sakarya Savaşı'na destekler oluyor da malum Kayseri Lisesi'nde üzerine düşen görevi yapıyor. Kayseri Lisesi'nin o zaman meclisin Kayseri'ye taşınması kararlaştırılıyor ve Kayseri Lisesi'ni meclis olması kararı veriliyor ve müzede de gördüğünüz gibi evet. o resimleri de ben araştırmalarım sonunda bulmuştum. Kayseri Lisesi'nde meclis kürsüsü kuruluyor. O yanında iki tane askerin de olduğu o resim. O arada Kayseri Lisesi öğrencileri de tabii
üzerine düşen görevi yapıyor. Gönüllü olarak Sakarya Savaşı'na gidiyorlar ve orada şehit düşüyorlar. Bu demin ismini bunun şeyi çok oldu. Ben de buranın mezunuyum. Böyle bir olayı bilmiyordum ama Cahit Kulebi, ünlü şairlerimizden Cahit Kulebi, PKK'nın yeni filizlenmeye başladığı yıllarda bir konferans veriyor Ankara'da. O konferansında o sırada da şeyi olanlar çocuğuna rapor alabilenler oğlunu askere göndermiyor. Niye? Doğuda, Güneydoğu'da şehit olmasın diye. Bunun da yaygın hale geldiğini görünce saygıdeğer dinleyicilerim, izleyicilerim diyor. Bu şeyi Kayseri Lisesi'nin öğrencileri. Siz diyor çocuklarınızı vatan müdafaa şeyinden, askerlikten kaçırmayın diyor. Ben Milli Eğitim Bakanlığı baş müfettişi olarak Anadolu'yu karış karış gezdim. Kayseri Lisesi'ni teftiş ederken 1920-21 mezuniyet defterinde Kayseri Lisesi son sınıf talebelerinin gönüllü olarak Sakarya Savaşı'na gidip şehit düştüğünü için okul mezun verememiştir yazısını okudum diyor. Sizler niye çocuklarınızı kaçırıyorsunuz bu şeyden? Bunu kaçırmayın, gönderin şeklinde konferansın bir bölümünde bahsederken bunu dinleyenler arasında da Profesör Doktor ismi şu anda aklıma gelmedi. Bir profesör doktorumuz şeyin Taci Üniversitesi'nde öğretim üyesi. O da Kayseri Lisesi'nde okumuş. Bunu duyunca çok duygulanıyor. Geldi, hocam dedi, bu eski kütüklere bakabilir miyiz dedi. Böyle böyle bir şey duydum diyor. Onun üzerine tabii hocam dedim, getirttireyim. Şimdi vaktim yok dedi, şey yapamayız. Vaktim yok. Siz bana gönderir misiniz mi dedi hocam. Ben dedi, gitmem lazım Ankara'ya, acele dedi. Onun için gideceğim dedi. Fakat ben mesajı aldım, orada onları aldım, araştırdım. Bir makale yazdım yerel gazetelerde. O arada 85-86 yılında Öğretmen Armağanı diye kitap çıkarmıştık. O kitaplarda da komite üyesiydim. Orada yayınladım. Milli Erciyes Üniversitesi'nde de tarih sempozyumu oldu. Orada sunum yaptım. Orada bahsettim derken bu ulusal basına mal oldu. Güngör Mengi. Evet. Sabah gazetesinin baş yazarı bunu alıyor. O buna benzer bir yazı yazıyor ve o yazının Sakarya'da il jandarma komutanı olan Haydar Aksu komutanımız okuyor. O da Kayseri Lisesi mezunu ve bir yazı Milli Eğitim'e, bir yazı Milli Savunma Bakanlığı'na, bir yazı valiliğe, bu tozlu raflarda niye unutulsun şeylerimiz, şehitlerimiz, onların adına bir anıt yapılması diye çok uğraşıldı da anıt ancak okulun bahçesindeki dernek öyle bir anıt yaptırabildi. Ve o anıtın şeyinde ben o bu arada Milli Savunma'dan da şehitlerle ilgili bir yazı geldi. 10 kişilik ama şeyi yok. Soyad olmadığı için işte Ali oğlu Mehmet, Hüseyin oğlu Kemal vesaire gibi öyle isimlerle onu da 100. yıl belgeselinde yayınladım. Araştırdım. Tabii bunun şeylerini uğraşıldı ama Milli Savunma Bakanlığı'nda hatta o profesörümüz bir şeyinde kız öğrencisine bir mezuniyet şeyi veriyor.
Cahit Kulebi diyor. Evet. Ziyaret edin, şiirleriyle ilgili tez hazırlayın. O şey 82 yılında, 1982 yılında o teze şiirlerini anlatırken ağlayarak bunu da anlatıyor. O da şeye kaydetmiş. Ama Gazi Üniversitesi'nde de malum arşiv şeyi fazla da olmadığı için onları da herhalde yok etmişler. Elde edemedi o profesörümüz. Derken bunların o zaman tabii karınca kararınca Kayseri Lisesi öğrencileri de bu şeyde katkıda bulunmuşlar. Diğer Kayseri Lisesi mezunlarımız da bunlara benzer şekilde fedakarlıklarını yapıyorlar. Şehit deyince halen de bu şehitlerimiz devam ediyor. Evet. Mesela bir öğrencim geldi bir gün o özel lise müdürlüğüm sırasında ziyaretime geldi. Oturuyoruz. Yusuf hocam dedi, bizim Mustafa'yı hatırlıyor musun, Mustafa Şimşek'e dedi. Bizim sınıftaydı, sen dedi bizim müdür muavinimizdin dedi. O dedi şehit oldu dedi. Ya dedim, ben duydum ama dedim, üç tane Mustafa Şimşek diye dedim şehit olduğunu duyduk, şey yaptık ama o bizim Mustafa olduğunu bilmiyordum dedim. Öylece ondan haberi alınca babasını, annesini ziyaret ettim, orada röportaj yaptım ve onu da yayınladım dergide. Annesi, oğlum Kayseri Lisesi'ni bitirince malum Üsteğmen'di o sırada, Cilo Dağları'nda şehit düştü ve oğlum artık doğu hizmetin bitti. Gel batıya git. Niye hala doğuya gidiyorsun deyince anne demiş ben gitmeyeceğim, öbürü gitmeyecek de bu vatanı kim koruyacak demiş. Onları falan yazmıştım. Ve o yazıyı da öylece yayınlamış olduk. Allah razı olsun. Belediyemiz, milli eğitimimiz vefa şeyini ödedi. Bizim cadde mesela Mustafa Şimşek Caddesi. Şehit evet. Üsteğmen. Adına okul var vesaire. O şehitlerimiz de böylece onları da onurlandırmış oluyoruz. Allah rahmet eylesin. Amin. Evet hocam, son olarak programımızın da sonuna geliyoruz. Öğrencilerinize ve gençlerimize tavsiyelerinizi de alalım isterseniz. Doğru. Şimdi Kayseri Lisesi'ni böyle birkaç saatlik bir röportajla şeyle anlatmak mümkün değil. İnşallah ben Kayseri Lisesi Tarihi isimli bir kitap yazıyorum. Şu anda onunla evet. Meşgulüm. Orada daha detaylı bilgileri görecek izleyicilerimiz. Bu şeyle yetinmeyeceğim. O şekilde gelecek nesillere bırakacağız. Aman ancak Kayseri Lisesi böyle saatlerce şeylerle bitmez. Ama onlarla ilgili yapacağımız o kitapta da inşallah onları yayınlamış olacağız. İnşallah. Tabii şimdi daha detaya giremeyeceğiz zaman kısa olduğu için, ancak son noktalar kendi diyorsunuz herhalde, öğrencilerinize, gençlere tavsiyeniz evet, var mı? Neler tavsiye edeceksiniz diyeceksiniz. Ben Atatürk'ün çok sevdiğim sözlerinden birisini kendime prensip edinmiştim. Gençlere de aynı tavsiyede bulunuyorum. Böyle hoşunuza giden sözleri ve alışkanlıkları kendinize prensip ediniz diyorum. O kendime prensip ettiğim sözlerinden biri Atatürk'ün, çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar diyor Ulu Önder Atatürk. Ben bunu kendime bu mesajını prensip edinmiştim. Gençlere de tavsiye ederim. Bunun dışında gençlere söyleyeceğim
tavsiye edeceğim şeylerden birincisi, sağlıklarına dikkat etsinler. Sağlık her şeyin başıdır. Ünlü iş adamlarından birisi üç oğlunu yanına çağırttırıyor. Küçük oğluna, oğlum bir kağıt kalem al sen diyor. Kağıt kalem aldığında, her şeyin başı malum sağlık diyor. Biz bunlara, bu özelliklere puan verelim diyor. Sağlığa bir ver diyor. Oraya bir yazıyor. Büyüyeceksin, abilerin gibi okuyacaksın, lise bitireceksin, üniversite bitireceksin diyor. Ona da bir sayı ver, rakam bir sıfır yaz diyor. Sıfır yaz diyor. Üniversiteyi bitirdin, vatan millet müdafasına askerliğe gideceksin, asker olacaksın, askerliğini yapacaksın. Ona da bir rakam ver, bir sıfır daha ona yazıyor. Evleneceksin, çoluk çocuk sahibi olacaksın, çocukların olacak. Ona da bir sıfır yaz. Bir iş kuracaksın, iş sahibi olacaksın. Ona da bir sıfır yaz. Sıfırlar yazıldıkça milyonlar gibi sayı yükseliyor. Önündeki bir rakamını kaldır diyor. Bir rakamını kaldırınca bak öbürleri işe yaramaz oluyor sıfırlar diyor. Onun için sağlık ön plandadır. Sağlığınızı mutlaka koruyunuz. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz diyorum. Bu arada da yine kitap okumayı da son söz olarak bir daha hatırlatmak istiyorum. Mutlaka kitap okuyun. Yükselmek, büyük adam olmak, kendinizi geliştirmek için kitaplarla dost olmalısınız, kitap okumalısınız. Kitap okuyan bir kişinin anlama kabiliyeti artar, yorum yapma kabiliyeti artar, görüş ufku genişler, dünyaya bakış açısı değişir, kelime hazinesi zenginleşir, Türkçeyi güzel konuşur, paragraf sorularını, yorum sorularını kolayca çözer. Hepsinden önemlisi okuma hızı yükselir. Özellikle üniversite sınavlarına ve diğer sınavlara giren öğrencilerime tavsiyem kitap okumayı ihmal etmeyin, okuma hızı yükselir diyorum. Kitap okuyan bir kişi bir soruyu, bir sınav sorusunu 60 saniyede okuyorsa, kitap okumayan bir kişi 60 saniyede okuyorsa, demek ki kitap okumayan bir öğrenci bir soruyu, gerek üniversite sınavı sorusu, gerek diğer soruları 60 saniyede okuyorsa, bu yapılan ölçümler sonucu elde edilen veri, kitap okuyan bir kişi bunu 40 saniyede okuyor. Yani her soruda, her dakikada bir kazanç elde ediyor. Onun için kitaplar en büyük dostunuz olsun. Kitap olmayan bir ev, Yavuz Bülent Bakiler'in sözünü de paylaşayım sizinle. Kitap olmayan, kütüphanesi olmayan evler birer mağara gibidir diyor. Onun için bir kitabınız olsun, kitaplığınız olsun, bugünkü imkanlardan faydalanın, bol bol okuyunuz diyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız bize nelerde. İnşallah bu yapmış olduğumuz röportajımızda, programımızda tarihe bir not olarak düşer. Siz şu anki yaşayan bir canlı tarihsiniz zaten. Teşekkür ediyorum, teşekkür sağ olun. Bizden kolay da ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Olay TV ekibine bana böyle bir fırsat tanıdığı için, bu birikimlerimizi paylaşma fırsatı tanıdığı için ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir başarı hikayesi programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde başka bir başarı hikayesiyle devam etmek üzere. Hoşçakalın. Sen.